Giriş Küçük bir çocuğun mutlu ve neşeli tavırları insanları imrendirir. Çünkü büyükleri için oldukça önemli olan, üzerinde uzun uzun düşündükleri, ciddi kararlar aldıkları, tepki gösterdikleri olayların onun için bir anlamı yoktur. Örneğin ne ekonomik krizler, ne doğal afetler, ne de dünyada yaşanan savaşlar, ne de uygulanan zulümler onun için bir şey ifade etmez. Etrafında olup bitenlerden habersiz bir şekilde acıkmak, susamak, ve oyuncağını kaybetmek gibi nedenlerin dışında hiçbir şeyden huzursuzluk duymadan kendi dünyasında yaşar. Huzurunun kaçmasına neden olan bu sebepler olmadığı sürece de şuursuzca uyumaya, oynamaya ve gülmeye devam eder. Ne var ki birçok insanın her ne kadar ilk bakışta fark edilmese de şuur olarak bu küçük çocuktan pek farkı yoktur. Bu şuursuzluk, Allah'ın ve ahiretin varlığı, kendisinin yaratılış amacı, ölümün mutlaka gerçekleşecek kesin bir gerçek olduğu öldükten sonra her yaptığının hesabının Allah'a muhakkak verilecek olması gibi en önemli gerçeklerin kavranmasında yaşanır. İnsanların büyük bir kısmı Allah'ın açık ayetlerinden emir ve yasaklarından habersiz bir şekilde sadece kendi istek ve arzuları doğrultusunda yaşarlar. Bu insanların dünya nimetlerine sahip olmak, mutlu olmak, eğlenmek, nefsani arzularını tatmin etmek dışında başka bir istekleri yoktur sadece dünyanın çekici süsüne ilgi duyar ve istedikleri şeylere sahip olmak için yaşamları boyunca çaba harcarlar. En büyük sıkıntı ise bu çabalarının boşa çıkması ya da ellerindekini yitirmeleri sonucunda yaşarlar. Oysa yalnızca kısa bir süre yaşadıkları dünya hayatı her şeyiyle bir gün sona erecektir. Onlar ise kendileri ve Allah'ın hoşnutluğundan uzak bir hayat süren diğer insanlar için hazırlanmış olan şiddetli ve ebedi azaptan habersizdirler büyük bir korku ve sıkıntı duyacakları ahiret gününe doğru ilerlerlerken, dünyanın geçici süsüne tutkuyla bağlanıp sadece dünyevi tutkularını kaybetmenin endişesini ya da üzüntüsünü duyarlar. İnsanların büyük kısmının Allah'ın açık delillerine, emir ve uyarılarına rağmen gösterdikleri bu şuursuz, kayıtsız ve ilgisiz tutumlarına gaflet adı verilir. Allah her insan için bedeni de dahil olmak üzere baktığı her yerde kendi varlığını hatırlatacak türlü güzellikler ve nimetler yaratmıştır. Hayatımızın her anı, gözümüzü çevirdiğimiz her yer, saymaya güç yetiremeyeceğimiz yaratılış mucizeleriyle donatılmıştır. Bu gerçek Kur'an'da şöyle bildirilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeylerle denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Bakara suresi 164. Sabah kalktığınız andan itibaren akşam tekrar yatana kadar yaptıklarınızı, karşılaştığınız olayları ve görüntüleri düşünün. Uyandığınızda ve aynaya baktığınızda uzun bir uykudan sonra tekrar canlanan ve sizin hiçbir müdahaleniz olmadan Kendiliğinden tüm fonksiyonlarını eksiksizce sürdüren bedeninizi görürsünüz. Tek bir hücrenin çoğalmasından meydana gelen, şu anda da yaklaşık 100 trilyon hücreden oluşan simetrik ve estetik bir görünüme sahip siz, hiç farkında değilken içinde peş peşe yüzlerce kusursuz ve kompleks işlemin meydana geldiği bedeniniz bir gün önceki haliyle karşınızdadır. Ancak çoğu insan bu gerçeklerin şuurunda olmadan hareket eder sabah kalktığında aynaya bakarken genelde yüzünün genel görünümü, bakımı veya saçlarının şekli dışında başka bir şey aklına getirmez. Zihninde genel iş, okul ya da gün içinde yapacakları dışında bir düşünce yoktur. Oysa çoğunluğun dikkatinden kaçan gerçek şudur. Yeni başlayan bir günle tüm insanlara Allah'a yönelmeleri ya da ona olan yakınlıklarını artırmaları için yeni bir fırsat daha verilmiştir. Belki de bu fırsat kişiye tanınmış son fırsattır. Kim bilir belki de o gün dünyada geçireceği son gündür. Ne yazık ki insanların büyük çoğunluğu kendilerine verilen bu fırsatın farkında değildir. Bu nedenle de genelde zihinlerini, Allah'ı değil kendilerini ya da çevrelerindeki insanları hoşnut etmeyi düşünerek ve bunun planlarını yaparak meşgul ederler. Bu durumu bir örnekle açıklayalım. Bir bilgi yarışması düşünün. Yarışmayı kazanana çok büyük miktarda para verilsin. Yarışma sırasında acaba yarışmacı nasıl davranır? Soruları dinleyip cevaplarını düşünmek yerine etrafına bakınıp oyalanır, soruyu soran sunucunun elbisesini, ses tonunu, saçını mı eleştirir ya da sorunun cevabını düşünmek yerine yarın ne yapacağını, ne giyeceğini mi düşünür? Tam tersi. Bu kişi büyük bir dikkatle sunucuyu dinler. Şuuru tam açıktır. Kısıtlı süresini iyi değerlendirmeye çalışır. Cevabı bulmak için konsantre olur. Başarılı olabilmek için muhakkak ki konu dışındaki hiçbir şeyle ilgilenmez. Aksine elindeki fırsatı en güzel şekilde değerlendirmeye çalışır. Ama söz konusu az önce saydığımız türden anlamsız davranışlarda bulunursa yarışmacının büyük bir şaşkınlık, şuur kapanıklığı, akılsızlık, kısaca gaflet içinde olduğunu düşünürüz. Ancak çoğu insanın içinde bulunduğu gaflet hali verdiğimiz bu örnekten çok daha ciddi boyutlardadır. Bu gaflet hali, insanların Allah'ın kendilerine kulluk etmeleri için yarattığının bilincinde olmadan Allah'ın emir ve yasaklarından tamamen uzak bir hayat yaşamalarıdır. Gaflet, tüm insanları dikkatli olmadıkları ve Allah'a gönülden boyun eğmedikleri sürece tehdit eden çok büyük bir tehlikedir. Çünkü gaflette olan ya da gaflete sürüklenen bir kişi Kur'an'da belirtilen tüm emir ve yasaklara samimi bir şekilde uymadığını Ayrıca her an gaflete kapılabileceğini ya da düşünmediği sürece içinde bulunduğu durumu fark edemez. Dolayısıyla bu kitabı eline alan her okuyucu kendisinin de gaflette olabileceğini ihtimal vererek okumalı, kendini müstani yani bu sinsi tehlikeden uzak ve güvende görmemelidir. Çünkü Rabbimiz Kur'an'da Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hayır, gerçekten insan azar, kendini müstani gördüğünden şeklinde buyurmuştur. İnsan ancak müstaniyetten kaçındığı zaman Kur'an ayetlerini rehber edinerek kendi durumunu tahlil edebilir. Eksikliklerini ve hatalarını düzelterek ihmal ettiği konuları telafi edebilir. Çünkü insanın sürekli gaflet içinde kalmasının ve gafletin derinliğinin gün geçtikçe artmasının en büyük sebebi kişinin kendini eksiksiz ve kusursuz görmesi, halinden memnun olmasıdır. Bu kitabın amacı gafletin Kur'an'a göre tanımını yapmak ve insanları bu sinsi tehlikeye karşı uyarmaktır aynı zamanda kim insanların bilinçsizce ve cahilce içine düştükleri gaflet halini fark etmelerini sağlayarak bu durumdan kurtulmalarına yardımcı olmak ve müminleri şeytanın bu sinsi tuzağına karşı her an uyanık ve dikkatli olmaya davet etmektir. Gaflet Hali Gaflet hali, girişte de kısaca tanımladığımız gibi, kişinin Allah'ın ve ahiretin varlığından habersiz olması ya da haberi olduğu halde bu bilginin gerektirdiği bilinç ve sorumluluğu davranış şeklini göstermeyerek kayıtsız ve umursuz bir tutum içinde bulunmasıdır. Gaflet hali kimi zaman iman eden bir kimse için kısa süreli, geçici bir unutkanlık ya da dalgınlık şeklinde olabildiği gibi, kimi zaman da Allah'a iman etmeyen ya da ona ortak koşanlarda olduğu gibi tüm yaşamlarını ve yaşamlarının her ayrıntısını kaplayacak derecede derin olabilir. Dünya üzerinde pek çok insan yaratılış amacını düşünmeden nefsinin arzularıyla oyalanıp boş ve yararsız işlerle uğraşarak şuursuzca yaşamını sürdürür. Gününü gün etme mantığıyla sadece dünyadaki nimetlerin en iyisine ve en fazlasına sahip olmayı hedefler onun için önemli olan dünyaya bir daha mı geleceğiz düşüncesiyle bu zamanı en iyi şekilde değerlendirmektir. Bu yüzden de yaşadığı zaman dilimine sadece kendince en fazla zevki ve eğlenceyi sığdırmaya çalışır. Öleceğini bilir ancak öldükten sonra kendisini bekleyen ebedi azaptan habersizdir. Ya da Allah'ın üstün gücünü kavrayamadığı için bu azabın şiddetini düşünmez. Oysa bu azabın şiddeti Kur'an'ın pek çok ayetinde tarif edilir. Bu ayetlerden bazıları şöyledir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O zulmedenler azaba uğrayacakları zaman muhakkak bütün kuvvetin tümüyle Allah'ın olduğunu ve Allah'ın vereceği azabın gerçekten şiddetli olduğunu bir bilselerdi. Bakara Suresi 165. Artık o gün hiç kimse Allah'ın vereceği azap gibi azaplandıramaz. Onun vuracağı bağı hiç kimse vuramaz. Fecir Suresi 25-26. İçine atıldıkları zaman kaynayıp feveran ederken onun korkunç omurtusunu işitirler öfkesinin şiddetinden neredeyse patlayıp parçalanacak. Her bir grup içine atıldığında bekçileri onlara sorar. Size bir uyarıcı gelmedi mi? Mülk suresi 7 8. Çılgın ateş olarak cehennem yeter. Ayetlerimize karşı inkara sapanları şüphesiz ateşe sokacağız. Derileri yanıp döküldükçe azabı tatmaları için onları başka derilerle değiştireceğiz. Gerçekten Allah güçlü ve üstün olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. Nisa suresi 55 56. Gaflet içindeki insanların çoğu Allah'ın varlığını bilir ancak ona kesin bir bilgiyle iman etmez, teslim olmazlar. Bu nedenle de hayatlarındaki her zorlu ve sıkıntılı olayda tevekkülsüzlüklerinden dolayı derin bir acı ve üzüntü duyarlar. En küçük sıkıntıları bile hayatlarını alt üst etmeye yettiği bu kimseler toplumda karamsar, mutsuz ve bunalım içinde insan tiplerini oluştururlar. Oldukça boş ve yararsız işlerle geçirdikleri uzun zamanları yoğunluk, meşguliyet olarak nitelendirirler. Bu boş yoğunlukları nedeniyle de kendilerini önemli ve yeterli hissederler. Oysa bu yoğunluk gaflet içindeki insanın şuursuzluğunu körükleyen boş bir oyalanmadan başka bir şey değildir. İnkar edenlerin boş oyalanmaları ayetlerde şöyle tarif edilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O inkar edenler Müslüman olmayı nice kereler dileyecekler. Onları bırak, yesinler, yararlansınlar ve onları boş emel oyalaya dursun. İleride bileceklerdir. Hicr Suresi 2-3 Gaflet, Allah'ı ve ahiret gününü unutmuş insanları çepeçevre sarmış sinsi bir hastalık gibidir. Bu, insanın zihnini uyuşturan, aklını örten bir hastalıktır. Bu uyuşukluk ve şuursuzluk içinde insan kendini kuşatan ve bekleyen gerçeklerin farkına varamaz. Bu nedenle gaflet halindeki insanlar görebilme, duyabilme gibi duyulara sahip olmalarına rağmen gördüklerini ve duyduklarını değerlendirme, muhakeme etme yeteneğini kaybetmişlerdir. Çünkü kendilerini saran gaflet akıllarını örtmüştür. Gaflet içindeki insanlar tüm zamanlarını nefislerinin sınırsız isteklerini tatmin etmek için sarf ederler. Başka bir şey düşünmezler. İstek ve tutkularını tüm benliklerine adadıkları sahte birer ilah edinmişlerdir. Onların durumu Kur'an'da şöyle bildirilir: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kendi istek ve tutkularını, hevasını ilah edineni gördün mü? Şimdi ona karşı sen mi vekil olacaksın? Yoksa sen onların çoğunu söz işitir ya da aklını kullanır mı sayıyorsun? Onlar ancak hayvanlar gibidirler. Hayır, onlar yol bakımından daha şaşkın ve aşağıdırlar. Furkan Suresi 43-44 Gafletin önemli özelliklerinden biri de kişinin gerçeklerden uzaklaşıp hayal dünyasında yaşamasıdır. Örneğin gençler sürekli gelecekle ilgili hayaller kurarlar ve zihinlerini yalnızca bununla meşgul ederler. Kurulan hayaller sonucunda da sanki bu hayaller gerçekmiş gibi mutluluk duyarlar. İleriki yaşlarda ise insanlar daha sınırlı hayaller kurarak daha çok hatıralarıyla zaman geçirir ve bunlarla yaşarlar. Çok kısa bir zaman içinde yakınlarını anlatacak pek çok anı bulabilir ve bunları dile getirirken o anki heyecan veya hüznü adeta yeniden duyarlar. Görüldüğü gibi gaflet içindeki insanların zihinleri, hayaller ve hatıralarla yoğun bir şekilde meşguldür. Ama asıl düşünülmesi gereken ahiret günü, cennet ve cehennem gibi gerçekleri göz ardı ederler. Bu insanlar ne fikirlerinde ne de kalplerinde Allah ile bağlantı halinde değildirler. Gafil insan gerçekleri hayaller ve hatıralar arasında yalnızca istenmeyen, puslu ve karanlık bir kare olarak algılar ve gerçekler bir an aklına geldiğinde bunları düşünmezken vazgeçip hemen kendince toz pembe düşlerine geri döner. Gaflet, gözleri bozuk olan bir insanın nesneleri ve insanları yalnızca puslu ya da karmaşık şekillerden ibaret görmesi gibidir. Bu durumdaki insan gördükleri hakkında detaylı bir bilgiye sahip olamaz. Ancak gözlük taktığında görüntüsü netleşir ve her şeyi en ince ayrıntısına kadar görebilir. Artık görüntüdeki netlik sayesinde gözlükler olmadığında ne kadar az gördüğünün, hatta göremediğinin tam olarak farkına varacaktır. Gaflet içindeki bir insan için de benzer, ancak çok daha ciddi ve önemli bir algı eksikliği söz konusudur. Gaflet içindeyken insanın Allah'ın varlığını, üstün izzet ve şerefini gerektiği gibi takdir edebilmesi mümkün değildir. Ancak samimi bir şekilde kalben Allah'a yöneldiği, dua ettiği, tefekkür ettiği ve Allah'ın sınırlarına riayet ettiği zaman içinde bulunduğu gafletin boyutlarının farkına varacaktır. Bunun sonucunda ise gafletin neden olduğu kavrama bozukluğu Allah'ın izniyle kalkacak, gerçekleri açık ve net bir biçimde görüp kavrayacaktır. İnkar edenlerin gaflet hali Allah'ın varlığını inkar edip onun adının anılmasına dahi tamir edemeyenlerin içinde bulunduğu durum, gafletin insanı dünyada sürükleyebileceği en son aşamaya bir örnektir. Tamamen inkar bataklığına saplanmış olan bu insanlar, Allah'ın sevmediği ve kınadığı, kötü, çirkin ve yanlış olan pek çok özelliği üzerinde barındıran kişilerdir. İnkar eden bu insanlar isyankar, kibirli, bencil, asabi, yalancı, riyakar, dengesiz bir yapıda her türlü kötülüğü yapmaya hazır kişilerdir menfaatleri söz konusu olduğunda anne babalarını bile tanımayan bu insanları dünya hırsı kaplamıştır. Dünyevi isteklerini yerine getirmekte hiçbir engel tanımazlar. Karşılarına çıkan engelleri aşmak için her türlü sahtekarlığı, ahlaksızlığı ve sınır tanımazlığı yapmakta bir sakınca görmezler. Vicdanlarını tam olarak örtmüş olan bu insanlar merhamet, şefkat ve acıma duygularını da yitirmişlerdir. Çevrelerine karşı her türlü duyarlılıktan yoksundurlar. Sadece kendileri için yaşarlar zihinlerinde nefislerinin bencil istek ve tutkularını tatminden daha önemli bir düşünce yoktur. Gaflet onları öyle sarmıştır ki kendileri Allah'ı asla anmadıkları gibi Allah'ın adının anılmasına bile tahammül edemezler. Bir Kur'an ayetinde onların bu durumu şöyle tarif edilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sadece Allah anıldığı zaman ahirete inanmayanların kalbi öfkeyle kabarır. Zümer suresi 45 ahireti inkar eden bu insanlar kendilerince vicdanlarını rahatlatmak ve kendilerini sözde temize çıkarmak için din aleyhinde konuşmalar yaparak diğer insanları da kendileri gibi inkara sürüklemeye çalışırlar. Kendilerini bekleyen sonsuz azaptan habersiz olan bu insanlar yaptıkları kötülüklerin şuurunda değildirler. Derin gaflet içerisindeki bu insanların durumu Kur'an'da şöyle tarif edilir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ahirete inanmayanlara gelince, biz onlara kendi yaptıklarını süslemişiz. Böylece onlar, körlük içinde şaşkınca dolaşırlar. İşte onlar, en kötü azap onlarındır ve ahirette de en büyük kayba uğrayanlardır. Neml Suresi 4-5 Andolsun, cehennem için cinlerden ve insanlardan çok sayıda kişi yarattık. Kalpleri vardır, bununla kavrayıp anlamazlar. Gözleri vardır, bununla görmezler. Kulakları vardır, bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir. Hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olanlardır. Araf Suresi 179 Görüldüğü gibi sonsuz azabın kendilerini beklediğini görmezlikten gelen inkarcılar kendilerini saran gaflet nedeniyle Kur'an'da hayvanlardan daha aşağı bir konumda tarif edilirler. Kur'an'ın tarifiyle gafil olan bu insanların hayvanlar gibi sadece yiyip içmek ve nefsen hoşlarına gideni yapmak dışında başka bir gayeleri yoktur. Bir başka ayette de yalnızca dünyaya odaklanarak yaşamlarını sürdüren gaflet içindeki inkarcıların durumu şöyle tarif edilir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar dünya hayatından yalnızca dışta olanı, zahir olanı bilirler. Ahiretten ise gafil olanlardır. Rum Suresi 7. Sadece dünya hayatını düşünerek hareket eden bu insanlar her devirde kutsal kitaplar, peygamberler ve imanlı insanlar vasıtasıyla kıyamet gününe ve mutlaka hesaba çekilecekleri gerçeğine karşı uyarılırlar. Yaptıkları kötülüklerin suç olduğu ve bu suçların karşılıksız kalmayacağı, ceza günüyle muhakkak karşılaşacakları hatırlatılır. Eğer Allah'ın emir ve tavsiyelerini uygulamazlarsa, yeryüzünde bozgunculuk çıkaran, kötülüklerle dolu bir yaşam sürdürürlerse, bu durumda sonsuz cehennem azabını tercih etmiş olacakları kendilerine anlatılır. Bu durumda söz konusu insanların yüce Rabbimiz Allah'ın uyarılarını dikkate alarak bütün hal ve hareketlerini bunların hesabını sorgu gününde verebilecekleri şekilde düzenlemeleri gerekir. Ancak Allah her türlü uyarıya rağmen bu çok açık ve net gerçeklere karşı kimi insanların kayıtsız kalabildiğini Kur'an'da şöyle bildirmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İnsanların hesaba çekilecekleri gün yaklaştı. Onlar ise gaflet içinde yüz çeviriyorlar. Enbiya suresi 1. Müşriklerin gaflet hali İnsanların bazıları İslam'ı Kur'an'a ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarına yani sünnete göre değil de çevrelerinden edindikleri kulaktan dolma bilgilerle büyüklerinden duydukları Kur'an ile ilgisi olmayan uygulamalarla yaşarlar. Oysa bu insanlar gerçekte İslam'ın özünden çok farklı bir dini yaşamaktadırlar. Atalarından, geleneklerinden kalma batıl bir dini İslam adına benimsemişlerdir. Bu yüzden Kur'an'ı okusalar bile batıl dinleriyle yorumlamadıklarından onu gereği gibi anlamazlar. Kur'an'da tarif edilen ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde örneklere aktarılan gerçek imandan, mümin özelliklerinden tamamen uzak ve habersizdirler. Onların bu durumu Kur'an'da şöyle bildirilir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ne zaman onlara Allah'ın indirdiklerine uyun denilse onlar, hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Peki ya atalarının aklı bir şeye ermez ve doğru yolu bulamamış idiyseler? Bakara suresi 170. Onlara Allah'ın indirdiğine ve elçiye gelin denildiğinde atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter derler. Peki ataları bir şey bilmiyor ve hidayete ermiyor idilerse? Maide suresi 104 Onlara Allah'ın indirdiklerine uyun denildiğinde derler ki, Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız. Şayet şeytan onları çılgınca yanan ateşin azabına çağırmışsa da mı buna uyacaklar? Lokman suresi 21 Ayetlerde açıkça bildirildiği gibi bu insanlar Allah'ın emir ve yasaklarını Kur'an'da emredildiği şekilde uygulamazlar. Cahilce atalarının izinden giderler. Ayetlerden bu tür kimselerin doğru yoldan sapmış, şeytanın peşine düşmüş ve cehennem azabına doğru sürüklenen kimselere oldukları anlaşılmaktadır. Bu insanlar büyük bir akılsızlıkla atalarının dinini Allah'ın dinine, geleneklerini Allah'ın kitabı olan Kur'an'a tercih ettikleri için büyük bir şirk içindedirler bağnazlık ve taassupları, enaniyet ve akılsızlıkları nedeniyle şeytan bu kişileri dinlerinde yanıltmış, onların doğru yolları üzerine oturmuş ve İslam adına çarpık bir din anlayışı benimsemelerine neden olmuştur. Müşriklerin yaşadıkları bu batıl din, Kur'an'da tarif edilenden çok farklıdır. Örneğin, yalnızca başları sıkıştığında ya da son derece çaresiz kaldıklarında, kimi zamanda dünya hayatının faydaları ve nefislerinin istekleri için dua ederler. Kur'an'da duanın nasıl tarif edildiğini, ne için ve nasıl dua etmeleri gerektiğini bildikleri halde gerçek anlamıyla uygulamazlar. Şükretmeyi de tam anlamıyla yapamazlar. Yalnızca çok büyük ya da çok zor sahip oldukları bir şey için şükrederler. Kur'an'ı gerektiği gibi düşünmediklerinden her nefes alışlarında yaşadıkları her saniye şükretmeleri için kendilerine verilen sayısız nimet olduğunu göz ardı ederler. Böylelikle Allah'ın varlığını bilmelerine rağmen, kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şey ortak koşmayın. Ayeti gibi pek çok Kur'an ayetinde Allah'ın kendisine şirk koşulmasını yasaklayan emirlerine muhalefet ederek şirk koşarlar. O derece gaflet içindedirler ki her şeyin alenen eksiksizce ortaya döküldüğü, ahiret gününde dahi kendilerini kurtarabilmek için daha önce şirk koştuklarını inkar edecek derecede bir şuursuzluk gösterirler. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onların tümünü toplayacağımız gün sonra şirk koşanlara diyeceğiz ki Nerede o bir şey sanıp da ortak koştuklarınız. Bundan sonra onların Rabbimiz olan Allah'a and olsun ki biz müşriklerden değildik demelerinden başka bir fitneleri olmadı. Bak kendilerine karşı nasıl yalan söylediler ve düzmekte oldukları da kendilerinden kaybolup uzaklaştı. En'am suresi 22-24. Müşriklerin bu durumuna karşı iman edenler şöyle uyarılmışlardır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gönülden katıksız bağlılar olarak ona yönelin ve ondan korkup sakının. Dost doğru namazı kılın ve müşriklerden olmayın. O müşrikler ki kendi dinlerini fırkalara ayırmış ve kendileri de parça parça olmuşlardır ki her grup kendi elindekiyle övünüp sevinç duymaktadır. Rum Suresi 31-32. Ayetlerden açıkça anlaşıldığı gibi dinlerini fırkalara ayırmış müşriklerin içinde bulundukları sapkın durumu övünç ve sevinçle karşılamaları onların ne derece büyük bir gaflet içinde bulunduklarını göstermektedir. Yaptıklarının yanlış olduğunu bildikleri, doğrulara şahit oldukları halde hakka yönelmez, kendi istek ve tutkuları doğrultusunda yaşamlarını sürdürürler. Şeytanın iman edenleri gaflete düşürme çabası Şeytanın en büyük hedeflerinden biri insanları Allah'ın yolundan saptırmak ve cehenneme sürüklemektir onları olmadık kuruntularla meşgul ederek akıllarını karıştırmaya ve sağlıklı düşünmelerini engellemeye çalışır. Mümin, aklı açık, şuurlu, her şeyi detaylı bir şekilde düşünüp isabetli kararlar veren, örnek davranışlar sergileyen bir ahlaka sahiptir. Bu özellikler müminin imanının ve Allah korkusunun bir sonucudur. Ancak şeytan zaman zaman unutkanlığını, dikkatsizliğini ya da bilgisizliğini fırsat bilerek anlık da olsa mümini gaflete sürüklemek ister. Allah kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şeytan sakın sizi Allah'ın yolundan alıkoymasın. Gerçekten o sizin için açıkça bir düşmandır. Ayetiyle müminleri bu tehlikeye karşı uyarır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hiç şüphesiz şeytanın hileli düzeni pek zayıftır. Ayetiyle de Allah, iman edenler için şeytanın sinsi planlarının geçersiz olduğunu müjdeler. Bunu bilen şeytan, insanları saptırmaya yemin ederken katıksızca gönülden Allah'a iman eden ihlaslı kulları bunun dışında tutmaktadır. Kur'an'da şeytanın bu yeminini içeren sözleri şöyle haber verilmektedir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Dedi ki, senin izzetin adına and olsun, ben onların tümünü mutlaka azdırıp kışkırtacağım. Ancak onlardan muhlis olan kulların hariç. Sad Suresi 82-83 şeytan müminleri Allah'ın yolundan saptıramayacağını bildiği halde yine de vesvese vererek bir an için bile olsa onların kafalarını karıştırmaya, onları gaflete düşürmeye çalışır. Müminlerin daha fazla ecir almalarını, Allah katında daha yüksek dereceler kazanmalarını engellemeye çalışır. Örneğin, hayır yapacak bir kişiye bunu daha sonra yapabileceğini düşündürerek o hayrı yapmasına engel olmaya çalışır. Ya da, kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Müminlerden özür olmaksızın oturanlar ile Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cehd edenler, çaba harcayanlar eşit değildir. Allah, mallarıyla ve canlarıyla cehd edenleri, çaba harcayanları oturanlara göre derece olarak üstün kılmıştır. Tümüne güzelliği, cenneti vaat etmiştir. Ancak Allah cehd oturanlara göre büyük bir ecirle üstün kılmıştır. Ayetinde belirtildiği gibi bazı müminleri Allah yolunda mücadele eden alı onların daha üstün dereceler kazanmalarını engellemek ister. Şeytan müminlerin zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda gösterebilecekleri bir anlık gevşekliği fırsat bilerek onlara vesvese vermeye çalışır. Allah insanı şüphesiz zorlukla da denemektedir. Zorluk, baskı ve sıkıntının yaşandığı zamanlarda insanların gösterdikleri tavırlar çok önemlidir. Nitekim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde sürekli onun yanında yer alan ve onunla birlikte savaşa çıkan müminlerden bazıları savaşın kızıştığı zor zamanlarda gaflete kapılabilmişlerdir. Bu hatalı davranışın haber verildiği ayet şöyledir. "Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hani onlar size hem üstünüzden hem de alt tarafınızdan gelmişlerdi. Gözler kaymış, yürekler hançereye gelip dayanmıştı ve siz Allah katında bir takım zanlarda bulunuyordunuz. Ahsap suresi 10. Allah bu tür yanılgılar nedeniyle anlık gaflete düşen müminleri tevbe etmeleri halinde bağışlayacağını Kur'an'da müjdelemiştir tevbe hata yapan mümine tanınan çok büyük bir imkandır. Kur'an'da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde savaştan geri kalan üç müminin yaşadıkları pişmanlık ve Allah'ın onları bağışlaması şöyle anlatılmaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Savaştan geri bırakılan üç kişiyi de bağışladı. Öyle ki bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmişti. Nefisleri de kendilerine dar, sıkıntılı gelmişti ve onun dışında yine Allah'tan başka bir sığınacak olmadığını iyice anladılar. Sonra tövbe etsinler diye onların tövbesini kabul etti. Şüphesiz Allah yalnızca o tövbeleri kabul edendir, esirgeyendir. Tevbe Suresi 118 Hata yapınca her şeyi kaybettim. Bu durumu düzeltmem, telafi etmem imkansız şeklindeki bir ümitsizliğe kapılmak da şeytanın gaflete düşürmek için verdiği vesveselerden biridir. Ancak mümin bu tür düşüncelerin şeytanın vesvesesi olduğunu bilir ve bu vesveselere kulak vermez. Hemen Allah'a yönelir. Tevbe ederek gaflete düşmekten Allah'a sığınır. Müminlerin şeytanın vesveseleri karşısında bu tavırları Kur'an'da şöyle bildirilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'tan sakınanlara şeytandan bir vesvese eriştiğinde önce iyice düşünürler. Allah'a zikredip anarlar. Sonra hemen bakarsın ki görüp bilmişlerdir. Araf suresi 201 Müminler kendilerini gaflete sürükleyecek boş kuruntulardan Allah'a sığınarak, her an Allah'ı anarak sakınırlar. Ayrıca Kur'an'ı sürekli okuyup ayetler üzerinde tefekkür ederek, bol bol dua ederek anlık da olsa karşılaşabilecekleri gaflet tehlikesinden Allah'ın izniyle korunurlar. Gaflet halindeki insanların uyarılması. Gaflet içindeki insanlar Allah'ın kendilerine gönderdiği peygamberler, elçiler, kitaplar ve uyarıcılar vasıtasıyla uyarılırlar. Allah'ın seçtiği, üstün bir anlayış ve nur verdiği elçilerini tarihin her döneminde hak dinden uzaklaşan ve gaflet içinde yaşayan kavimlere uyarıcı olarak gönderir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gaflet içindeki bir kavme uyarıcı olarak gönderilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Babaları uyarılmamış, böylece kendileri de gafil kalmış bir kavmi uyarman için gönderildin. Yasin Suresi 6 Gaflet içindeki bu kavmin uyarılması için Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi seçmiş, ona kavmini uyarıp korkutma ve hak dini tebliğ etme görevini vermiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu görevini bildiren ayetlerden biri şöyledir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İşin hükme bağlanıp biteceği hasret gününe karşı onları uyar. Onlar bir gaflet içindedirler ve onlar inanmıyorlar. Meryem suresi 39 Peygamberler ve uyarıcılar gönderildikleri toplumlara Allah'ın ve ahiretin varlığını, Rabbimizin üstün kudretini anlatmış, Allah'ın varlığının yerdeki ve gökteki delillerini göstermişlerdir. Birçok tebliğ yöntemini kullanarak insanları Allah'a imana ve itaat'e davet etmişlerdir. Oysa insanların çoğu göklerde ve yerde sayısız harika sisteme ve düzene rağmen Allah'ın kudretini gerektiği gibi takdir edememiş, gaflet içinde Allah'tan yüz çevirmeye devam etmişlerdir. Örneğin Hz. Musa aleyhisselam kavmini Allah'ın varlığını ve üstün kudretini gösteren, Allah'ın kendisine lütfettiği birçok mucizeyle uyarmıştır. Fakat kavmi tüm bu mucizelere rağmen zulüm ve büyüklenmeleri nedeniyle inkarda diretmişlerdir. Vicdanları kabul ettiği halde inkarda direten ve gafletlerini sürdüren bu tür kimselerin durumu ayetlerde şöyle tarif edilir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ayetlerimiz onlara gözler önünde sergilenmiş olarak gelince dediler ki, bu apaçık olan bir büyüdür. Vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler. Artık sen bozguncuların nasıl bir sona uğradıklarına bir bak. Nemil Suresi 13-14 Allah insanları her an çeşitli vesilelerle uyarır. Şu anda okuduğunuz bu kitap, imanlı bir kişinin sözleri, kişinin kendi vicdanı, basında çıkan ibret verici bir haber ya da yazı vasıtasıyla bu uyarılar insana ulaşır. İnsanın duyduğu ve gördüğü her şey aslında Allah'ın dilemesiyle insanların karşısına çıkan, Allah'tan geldiğinin bilincine vararak değerlendirildikleri takdirde onları Allah'a yönelten birer uyarıcıdır. Allah ayetlerinde türlü vesilelerle uyardığı, gerçekleri hatırlattığı insanlara kendilerini düzeltmelerini ve doğru yolu bulmalarını emretmektedir. Gaflette olanların özellikleri Gaflet içinde Allah'ın ve ahiretin varlığını akılsızca göz ardı eden insan, dünyada belki istek, beklenti ve tutkulara odaklanmıştır. Bunların peşinden adeta büyülenmişçesine koşar. Dünyada kendince belirlediği makam, mevki, mal mülk sahibi olmak gibi amaçlara doğrultusunda çaba sarf eder. Sürekli olarak kazandığı ya da kazanacağı parayla yapabileceği şeyleri düşünür. Bunların hayallerini kurar ve bunlardan bahseder. Bunlarla o kadar meşgul olur ki Allah'ın emir ve yasaklarını göz ardı eder. Hatta aklına bile getirmez. Allah'ın ilim ve kudretini hakkıyla kavrayamadığı için de onun emir ve yasaklarını yerine getirmemekte Rabbimizin sınırlarını aşmakta bir sakınca görmez. Allah'ın anılması ahirete inanmayanların vicdanlarının sesini yükseltir ve onlara gaflet içinde olduklarını hatırlatır. Onlar ise Allah'a karşı sorumlu olduklarını hatırlamak ve bu sorumluluklarını yerine getirmek nefisleriyle çatıştığından içinde bulundukları gaflete sıkı sıkıya sarılmayı tercih ederler. Bu nedenle Allah anıldığı zaman içlerinde büyük bir sıkıntı duyarlar. Kur'an'da Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sadece Allah anıldığı zaman ahirete inanmayanların kalbi öfkeyle kabarır. Oysa ondan başkaları anıldığında hemen sevince kapılırlar. Ayetiyle bu kişilerin durumu haber verilmektedir. Şimdi gaflet içindeki kişilerin genel özelliklerini inceleyelim. Allah'ı ve ahireti anmazlar. Kalpleri dünya hırsıyla doludur. Kur'an'da müminlerin ahlakı tarif edilirken dünyadaki hiçbir şeyin onları Allah'a anmaktan ve üzerlerine farz kılınan ibadetleri yerine getirmekten alıkoymadığı bildirilir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Öyle adamlar ki ne ticaret ne alışveriş onları Allah'a zikretmekten Doğru namazı kılmaktan ve zekatı vermekten tutkuya kaptırıp alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin inkılaba uğrayacağı, dehşetten allak bullak olacağı günden korkarlar. Nur Suresi 37. Bu ayette bildirildiği gibi müminler hiçbir zaman arzularını tutku haline getirip hırsla onların peşinden koşmaz. Allah'ı anmaktan ve onun emirlerini yerine getirmekten yüz çevirmezler. Ne var ki müminlerin aksine gaflet içindeki insanların kalpleri dünya malına sahip olma hırsıyla doludur. Bu hırs ne durumda olurlarsa olsunlar hep daha fazlasını kazanmak ve daha iyi yaşamak için çalışırlar. Parayla güç ve kişilik kazanarak mutlu olabileceklerini düşünürler. Önce kazanmaya çalışır sonra da kazandıklarını yığıp biriktirmeye başlarlar. Bu hırslarını kendi akıllarınca meşru ve makul göstermek için de çeşitli bahaneler öne sürerler. Allah'ın rızası için kazanıp harcamaktan kaçınan, yalnızca dünyevi arzularını tatmin etmeyi düşünerek malını yığıp biriktiren bu insanları bekleyen son, Kur'an'da şöyle haber verilmektedir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bunların üzerlerinin cehennem ateşinde kızdırılacağı gün, onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak. Ve işte bu kendiniz için yığıp sakladıklarınızdır. Yığıp sakladıklarınızı tadın denilecek. Tevbe suresi 35 ki o mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır. Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanıyor. Hayır, andolsun o hutameye atılacaktır. Hümeze Suresi 2-4 Mal ve mülk hırsı nedeniyle kendini bekleyen bu sondan gafil olan insanın zihnini para kazanma ve harcama tutkusu sürekli meşgul eder. Para kazanıyorsa parasıyla elde edebileceklerini düşünür. Eğer kazanmıyorsa da gıpte edip imrendiği şeylere sahip olmanın yollarını arar bu düşüncelerinin sebep olduğu gaflet onu Allah'ı anmaktan, beş vakit namazını kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyar. Oysa kalbi yalnızca Allah'ın rızasını kazanma arzusuyla dolu bir mümin kazandığı parayı, elde ettiği mal ve mülkü, yalnızca Allah'ın verdiğini ve bütün bunları onun rızasını kazanmak için harcaması gerektiğini hiç unutmaz. Sadece Allah'ın rızasını ve rahmetini düşünerek dine katkıda bulunmak amacıyla işine sarılır. Bu durumda müminin samimi bir çaba dışında hırs ve tutkuya kapılması söz konusu değildir. Bu durumu ise günün her saatinde Allah'a anmasına, ona yönelerek dua etmesine ve her şeyin Rabbimizden geldiğini bilerek sahip olduklarının tümünü ancak bir şükür ve zikir vesilesi olarak görmesine sebep olur. Büyük bir mülk sahibi olduğu halde malını bir hırs ve oyalanma konusu yapmayan, onu bir şükür ve zikir vesilesi olarak gören Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın bu örnek tutumu Kur'an'da insanlara şöyle bildirilir kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hani ona akşama yakın bir ayağını tırnağı üstüne diken, öbür üç ayağıyla toprağı kazıyan Yağız atlar sunulmuştu. O da demişti ki, gerçekten ben mal sevgisini Rabbimi zikretmekten dolayı tercih ettim. Sonunda bu atlar koştular ve toz perdesinin arkasına saklandılar. Sa'd Suresi 31-32 Allah Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a o zamana kadar kimseye vermediği bir güç ve iktidar vermiştir. Süleyman Peygamber de bu imkanlarını Allah'ın şanını yüceltmek, onun dinini anlatmak ve din ahlakının izzet ve şerefini yaymak için kullanmıştır. Her zaman mal ve mülkün gerçek sahibi olan Allah'a şükretmiştir. Gaflet içinde Allah'ın rızasından yüz çevirerek zenginlik, makam ya da şöhretin mutluluk ve huzur getireceğini düşünenler, bu tür sohbetlerin yapıldığı aslında son derece sıkıntı verici olan ortamlardan da büyük bir nefsani zevk alırlar kendini öme, başkalarını eleştirme gibi konular üzerinde konuşur, boş ve faydasız konuşmaların yer aldığı televizyon programlarını saatlerce izlerler. Hiçbir sonuca varılmayan, hiçbir fayda sağlamayan bu sohbetleri büyük bir zevkle dinlerken Kur'an'ı dinlemekten hoşlanmaz, hatta dinlemeye katlanamazlar. Gaflet içindeki bu insanların durumu bir ayette şöyle haber verilmiştir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ki onlar beni zikretme konusunda gözleri bir perde içindeydi. Kur'an'ı dinlemeye katlanamazlardı. Kehf Suresi 101 Oysa müminin kalbi dünya nimetlerine sahip olmaktan ya da bu konudaki boş sohbetlerden dolayı değil, ancak Allah'ı zikretmekten, Kur'an okumaktan ve bulunduğu ortamda Allah'ın anılmasından huzur bulur. Çünkü Allah'ın kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bunlar iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle mütmain olanlardır. Haberiniz olsun, kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mütmain olur. Ayetinde bildirildiği gibi kalpler sadece Allah anıldığında rahatlayarak huzur bulur. Gaflette olanlar akılsızdırlar. Cahiliye toplumuna göre akılsızlık yalnızca zihinsel özürlü olan ve anormal davranışlar gösteren insanlar için geçerlidir. Oysa Kur'an'a göre bu tanım daha farklıdır. Kur'an'a göre Allah'ı ve ahiret gününü tanımayan, Allah'ın rızasını değil kendi nefsinin ve hevasının istekleri doğrultusunda yaşayan insanlar akledemeyen kimselerdir. Bu tarife göre düşünüldüğünde ise akılsız kimselerin yalnızca akıl hastanesindeki hastalardan ibaret olmadığı, dünyanın pek çok ülkesinde toplumun oldukça geniş bir kesiminin bu tanımın içinde yer aldığı görülür. Akıl, Allah'ın mümine verdiği en büyük nimetlerden biridir. Akıllı insan, vicdanını sonuna kadar kullanan, Allah'ın ilim ve kudretini gerektiği gibi takdir edebilen, ona karşı saygı dolu bir korku duyan, onun rızasını kazanmaya, kendini sonsuz azaptan kurtarmaya çalışan ve ahiretteki sonsuz nimetlere kavuşmak için çaba harcayan insandır. Bu insanlar Allah'ın yarattıkları üzerinde derin derin düşünüp Allah'ın sonsuz gücünü ve büyüklüğünü hakkıyla takdir edebilen insanlardır. Yani müminlerdir. Bu yetenekten yoksun akılsız insanların Kur'an'da tarif edildiği ayetlerden biri ise şöyledir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Böylece onların kendisiyle akledebilecek kalpleri ve iştebilecek kulakları olsun. Çünkü doğrusu gözler kör olmaz, ancak sinnelerdeki kalpler köredir. Haç Suresi 46 Bu akılsız insanların en belirgin özelliği ise tutkuyla bağlandıkları dünya hayatını ahirete tercih etmelidir. Oysa Kur'an'da Allah, dünya hayatının gerçek yönünü tarif ederek bu konuda aldanış içinde olan insanları akletmeleri için şöyle uyarmaktadır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Dünya hayatı yalnızca bir oyun ve bir oyalanmadan başkası değildir. Korkup sakınmakta olanlar için ahiret yurdu gerçekten daha hayırlıdır. Yine de akıl erdirmeyecek misiniz? Enam suresi 32 Size verilen her şey yalnızca dünya hayatının meta ve süsüdür. Allah katında olan ise daha hayırlı ve daha süreklidir. Yine de akıllanmayacak mısınız? Kasas suresi 60 Andolsun size bütün durumlarınızı kapsayan zikrinizin içinde bulunduğu bir kitap indirdik. Yine de akıllanmayacak mısınız? Enbiya suresi 10. Allah'ın yeryüzünde yarattığı mükemmel ve düzenli sistemleri, canlıları ve ibret olmak üzere yarattığı şeyleri görebilmek ancak gafletten uzak, aklını kullanabilen müminlere has bir özelliktir. Şuuru açık, akıllı bir mümin etrafında gördüklerini dikkatle inceler ve gördüklerinin üzerinde derin derin tefekkür eder. Allah Kur'an'da sivrisineği, bal arısını, örümceği ve yarattığı pek çok canlıyı insanların düşünüp akletmeleri için ilmine, kudretine ve sanatına örnek göstermiştir. Fakat yaptıkları işlerden sahip oldukları birçok özelliğe kadar canlılardaki mükemmellikleri bilip bunlarla Allah'ın gücünü ve sanatını takdir edebilmek ancak akıl sahibi müminlere has bir özelliktir. Gaflet içindeki akılsız insanlar için ise bu canlılar her gün etraflarında görmeye alıştıkları basit sıradan varlıklardır arıyı sadece çiçeklere konan ya da vızıltı çıkartarak uçan bir hayvan olarak sivrisineği de sadece kan emen bir düşman olarak görmek gaflet içinde akledemeyen insanlara has bir özelliktir. Bu insanların Allah katındaki konumu ise Kur'an'da şöyle haber verilmektedir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçek şu ki Allah katında yerde debenenenlerin en kötüsü bir türlü akıl erdirmez olan sağırlar ve dilsizlerdir. Enfal Suresi 22 Gaflet içindeki insanların durumunda önemli olan diğer bir konu ise akıl ve akılsızlık arasında doğru bir ayrım yapamadıkları için kendilerini akıllı, akıllı insanları ise akılsız zannetmeleridir. Gafillerin bu çarpık bakış açıları Kur'an'da şöyle haber verilmiştir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ve yine kendilerine insanların iman ettiği gibi siz de iman edin denildiğinde düşük akılların iman ettiği gibi mi iman ederim derler. Bilin ki gerçekten asıl düşük akıllılar kendileridir. Ama bilmezler. Bakara suresi 13. Doğru yolda olduklarını sanırlar. Toplumun genelini örnek alarak düşündüklerinin ve yaptıklarının doğruluğuna kendini inandırmak gaflet içindeki insanların en belirgin özelliklerindendir. Bu saçma inanca sahip olan insanlar kendilerince kimseye zarar veremezler. Kalpleri iyilikle doludur ve bu nedenle de sahip olduklarını hak etmişlerdir. Böyle düşünen insanların büyük bir yanılgı içinde oldukları ancak bunun da şuurunda olmadıkları ayetlerde şöyle bildirilir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar sanıyorlar mı ki kendilerine verdiğimiz mal ve çocuklarla biz onların hayırlarına koşuyoruz ve yardım ediyoruz. Hayır, onlar şuurunda değiller. Müminun Suresi 55-56 Şuursuz bir şekilde doğru yolda olduklarını düşünerek gaflet içinde yaşayan insanları şeytanın Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirmekten alıkoyduğu Kur'an'da şöyle bildirilmiştir kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten bunlar, bu şeytanlar onları yoldan alıkoyarlar. Onlar ise kendilerinin gerçekten hidayetli olduklarını sanırlar. Zuhruf Suresi 37 Allah doğru yoldan olduklarını düşünen bu kimseleri Kur'an'da şöyle uyarmıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şu halde kimin doğru yolda olduğunu Rabbin daha iyi bilir. İsra Suresi 84 bu tür insanların ibret verici durumlarına Kur'an'da bağ sahibi iki kişinin kısası örnek verilmiştir. İmanlı bir insanla gaflet içindeki bir insan arasında geçen konuşma Kur'an'da şöyle haber verilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlara iki adamın örneğini ver. Onlardan birine iki üzüm bağı verdik ve ikisini hurmalıklarla donattık. İkisinin arasında da ekinler bitirmiştik. İki bağda yemişlerini vermiş, ondan verim bakımından hiçbir şeyi noksan bırakmamış ve aralarında bir ırmak fışkırtmıştık. İkisinden birinin başka ürün veren yerleri de vardı. Böylelikle onunla konuşurken arkadaşına dedi ki, ''Ben mal bakımından senden daha zenginim. İnsan sayısı bakımından da daha güçlüyüm.'' Kehf Suresi 32-33 Kendi nefsinin zalimi olarak böylece bağına girdi ve ''Bunun sonsuza kadar kuruyup yok olacağını sanmıyorum.'' dedi. ''Kıyamet saatinin kopacağını da sanmıyorum. Buna rağmen Rabbime döndürülecek olursam Şüphesiz bundan daha hayırlı bir sonuç bulacağım. Kehf Suresi 35-36 Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona dedi ki, Seni topraktan sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni düzgün bir adam kılan Allah'ı inkar mı ettin? Fakat o Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam. Bağına girdiğin zaman maşallah Allah'tan başka kuvvet yoktur demen gerekmez miydi? Eğer benim mal ve çocuk bakımından senden daha az güçte görüyorsan, Belki Rabbim senin bağından daha hayırlısını bana verir. Seninkinin üstüne gökten yakıp yıkan bir afet gönderir de kaygan bir toprak kesil verir. Ve onun suyu dibe göçü verir de böylelikle onu arayıp bulmaya kesinlikle güç yetiremezsin. Kehf suresi 37-41 Derken onun ürünleri afetlerle kuşatılı verdi. Artık o uğrunda harcadıklarına karşı avuçlarını esefle ovuşturuyordu. O bağın çardakları yıkılmış durumdaydı. Kendisi de şöyle diyordu. Keşke Rabbime hiç kimseye ortak koşmasaydım. Allah'ın dışında ona yardım edecek bir topluluk yoktu. Kendi kendine de yardım edemedi. İşte burada bu durumda velayet, yardımcılık hak olan Allah'a aittir. O sevap bakımından hayırlı, sonuç bakımından hayırlıdır. Kehf Suresi 42-44 Sahip olduğu mal ve çocuklara aldanan ve doğru yolda olduğunu sanan bağ sahibinin ayette haber verilen ifadeleri onun içinde bulunduğu gafleti açıkça göstermektedir. Bütün kibir ve cehaletiyle Allah'ın kudretini kavrayamayarak ayette haber verildiği üzere kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Buna rağmen Rabbime döndürülecek olursam şüphesiz bundan daha hayırlı bir sonuç bulacağım diyebilmektedir. Ayrıca öyle derin bir gaflet içindedir ki bahçesini kendisinin var ettiğini ve sonsuza kadar koruyabileceğini sanmaktadır. Bu aldanmanın sonucunda da gaflet içinde yaptıklarına karşılık olarak yıkım kendisine ansızın gelmiştir. Gaflet içinde olduğu halde doğru yolda olduğunu düşünen bazı insanlar ise Allah'ın rızasını gözetmeden gelenek ve göreneklerden gelen bir alışkanlığı sürdürmek, gösteriş yapmak ya da vicdanlarını rahatlatmak için kendilerince bir takım iyiliklerde bulunurlar. Bu iyilikler ise menfaatleriyle kesinlikle çatışmayan işlerle sınırlıdır. Oysa gerçek amacı gösteriş ve minnet etmek olan bu tür işler onlara ahirette bir yarar sağlamayabilir. Onlar ise Allah'ın rızası yerine insanların rızasını gözeterek yaptıkları bu işlerin karşılığı olmayabileceğinden habersiz, kesinlikle doğru yolda olduklarından emindirler. Bu insanlar sahip oldukları mallar ve çocuklarla herhangi bir zorluk veya sıkıntıyla karşılaşmadan yaşamlarını doğru yolda olduklarının bir göstergesi gibi görürler. Oysa Allah dünyada imtihanın bir gereği olarak onlara dünyada süre vermektedir. Ama onların ahirette bir payları yoktur. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kim dünya hayatını ve onun çekiciliğini isterse onlara yapıp ettiklerini onda tas tamam öderiz ve onlar bunda hiçbir eksikliğe uğratılmazlar. İşte bunların ahirette kendileri için ateşten başkası yoktur. Onların onda dünyada bütün işledikleri boşa çıkmıştır ve yapmakta oldukları şeyler de geçersiz olmuştur. Hud Suresi 15-16 İnsanların kendilerini kandırdıkları bu halleriyle gaflet içinde acı bir ölümle ve ebedi bir azaba doğru sürüklenmekten başka bir kazançları yoktur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin. Allah bunlarla ancak onları dünyada azaplandırmak ve canlarının onlar inkar içindeyken zorluk içinde çıkmasını istiyor. Tevbe Suresi 85. Olaylar karşısında aşırı tepki gösterirler. Tevekkülsüz ve isyankar davranırlar. Mümin her olayın Allah'ın kontrolünde olduğunu bilir. Olaylar karşısında tevekküllü hareket eder. Hiçbir olay karşısında Kur'an ahlakına ve peygamberimizin sünnetlerine uymayan bir tavır göstermez. Örneğin zorlu ve sıkıntılı olaylar karşısında bunların Allah'ın imtihanı olduğunun bilinciyle büyük bir sabır gösterir. Dolayısıyla gösterdiği sabır ve tevekkülün Allah katında karşılık göreceğini bilmenin mutluluğunu ve sevincini yaşar. İman etmeyen insanların hemen isyankar bir davranış göstereceği pek çok zorluğu son derece sabırlı ve teslimiyetli karşılar. Çünkü bunların hepsini kendisine veren Allah'tır ve Allah verdiklerinden eksiltmeler yaparak insanları imtihan edeceğini Kur'an'da şöyle bildirmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. Bakara Suresi 155 Mümin Allah'ın bu müjdesini zorlu olaylar karşısında hatırlayarak sabırda daha kararlı ve istekli olur. Ayrıca kendisine verilen mal, mülk, makam, mevki gibi nimetlerin ona denenmesi için verildiğinin, karşılığında ise şükretmesi ve bunları Allah'ın rızası ve istekleri doğrultusunda kullanması gerektiğinin bilincindedir. Allah kullarını her türlü olayla deneyebileceğini Kur'an'da şöyle bildirmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Her nefis ölümü tadıcıdır. Biz sizi şerle de hayırla da de deneyerek imtihan ediyoruz ve siz bize döndürüleceksiniz. Enbiya suresi 35. Gaflet içindeki insan ise bu gerçeklerden habersizdir ya da bildiği halde yüz çevirmiştir. Dolayısıyla yaşadığı olaylar karşısında gösterdiği tepki müminlerinkinden çok farklıdır. Örneğin mallarını kaybetmek, bununla Allah'ın bir denemesi olduğunu bilen müminler tarafından tevekkülle karşılanır. Oysa bu durum, gaflet içindeki insanda hem maddi hem de manevi zarara sebep olur. Kaybettikleri şeyler sonucunda moralleri bozur. Bu moral bozukluğu daha da büyüyerek kişiyi dengesiz, sinirli bir hale getirir. Ruh sağlığını bozar, çevresi tarafından dışlanması, sahip olduğu lükse veda edecek olması durumunu daha da kötüleştirir. Ve kişiyi kim zaman intihara kadar sürükler. Görüldüğü gibi gaflet içindeki insanlar günlük hayatlarında tevekkülsüz, isyankar ve Allah'ın rızasından uzak bir hayat yaşarlar. Gafletin nedenleri Vicdanın sesine kulak verilmemesi Vicdan, insana Allah'ın ilhamıyla sürekli doğru olanı gösteren bir yol göstericidir. Kur'an'da vicdanın tarifinin yapıldığı ayetler şöyledir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Nefse ve ona bir düzen içinde biçim verene. Sonra ona fücurunu, sınır tanımaz günah ve kötülüğü ve ondan sakınmayı ilham eden and olsun. Onu arındırıp temizleyen gerçekten felah bulmuştur. Ve onu isyanla, günahla, bozulmalarla örtüp saran da elbette yıkıma uğramıştır. Şems Suresi 7-10 Fücur, nefsin istek ve tutkularını haram ya da gayrimeşru yollardan da olsa gerçekleştirme istemesidir. Allah fücura karşı insanı sürekli ilhamıyla uyarmaktadır. Bu ilhamı ise insan vicdanının sesi olarak algılar. Bu sese daimi olarak tabi olunması insanı kötülüklerden ve günahlardan temizleyip arındırır. Sonsuz kurtuluş ve mutluluk yurduna götürür. Bu sesi dinleyen insan nefsinin sınırsız arzularına her ne şekilde olursa olsun ulaşmaya çalışır. Böylece önce derin bir gaflete girer, sonra da büyük bir azaba doğru ilerler. Gaflet içindeki insanların vicdanlarının sesine rağmen inkarda direnmeleri Kur'an'da şöyle bildirilmektedir: "Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler." Neml suresi 14. Vicdanın sesi, nefsin sınırsız arzularına karşı insanı sürekli uyarır ve insanı doğru yola davet eder. Gafil insan ise bu uyarıyı nefsinin istekleriyle çakıştığı için rahatını bozacak ve huzurunu kaçıracak endişesiyle dikkate almaz. Örneğin Allah beş vakit namazı müminlerin üzerine farz kılmıştır. Ancak nefis kimi zaman bu ibadeti yerine getirmemek için çeşitli bahaneler öne sürer. Vicdanını kullanan bir insan bu bahanelere hiçbir şekilde kanmaz. Namazını büyük bir titizlikle hiç aksatmadan tam vaktinde büyük bir şevk ve huşu içinde yerine getirilmesi gereken bir ibadet olduğunu bilir. Her insanın ahirette namaz ibadetini yerine getirip getirmediği konusunda sorgulanacağından hiç kuşku duymadan hareket eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de pek çok hadisinde beş vakit namazın önemine dikkat çekmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anten rivayet edilen bir kutsi hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır: "Beş vakit namazlar gelecek haftaya kadar cuma, gelecek seneye kadar Ramazan" büyük günahlardan sakınılırsa aralarındaki haftalar için kefarettirler. Müslim, Riyazü Salihin, İmamı Nevevi, sayfa 698. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmamanın ya da namaz vaktini geçirmenin ne kadar tehlikeli olduğunu ise başka bir mübarek hadislerinde şöyle bildirmiştir. İmam-ı Safi ile Beyhaki'ye göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir vakit namazı kılmaksızın vaktini geçirenler Yuvası dağılmış, malını mülkünü elden kaçırmış gibidirler.'' buyuruyor. İmam Gazali Mukasefetül Kulup Kalplerin Keşfi Gafil kişi ise vicdanından gelen bu sesi, onun Allah'ın doğru yola, sonsuz mutluluğa çağıran bir ilhamı olduğunu göz ardı ederek sürekli susturmaya çalışır. Çünkü bu ses sürekli nefsin gayrimeşru yollardan istediklerine ulaşmasına karşı çıkmaktadır. Vicdanın sesini dinlememekten dolayı düşülen bu gaflet hali ise, nefsin isyanla, günahla, bozulmalarla daha da kötü hale gelerek fücurun yani sınır tanımaz günah ve kötülüğün artmasına sebep olur. Gafil insan artık öyle derin bir şuursuzluk içindedir ki hayatını fücurla sürdürmek ister. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ancak insan önündeki sonsuz geleceğini de fücurla sürdürmek ister. Kıyamet günü ne zamanmış diye sorar. Ama göz kamaşıp da kaydığı, ay karardığı, güneş ve ay birleştirildiği zaman, İnsan o gün kaçış nereye der? Hayır, sığınacak herhangi bir yer yok. O gün sonunda varılıp karar kılınacak yer yalnızca Rabbinin katıdır. Kıyamet suresi 5:12. Vicdanını dinlemeyen insanın Allah'ın rızasından uzak gafil davranışlarının sonucu ise elbette büyük bir yıkım olacaktır. Bu yıkımda dünyadaki en büyük acı ve en büyük işkencelerle bile kıyaslanmayacak derecede şiddetli ve sonsuz bir azap demektir bu azap yeri şüphesiz ateş şukuru olan cehennemdir. Kaderin göz ardı edilmesi hatası Kader, Allah'ın tüm varlıkların yaşayacakları hal ve hadiseleri önceden belirlemiş olmasıdır. Geniş bir anlatımla ise büyük küçük tüm canlıların küçük bir sinek, büyük bir fil, denizdeki küçük bir balık yavrusu ya da dünyanın herhangi bir yerindeki mikroskobik bir canlıya kadar ve uçsuz bucaksız kainattaki tüm varlıkların tüm hallerini başlarına gelecek büyük küçük her olayı Allah'ın takdir etmiş olmasıdır. İnsanın gözlerini dünyaya açtığı andan itibaren sahip olduğu hiçbir fiziksel özelliğin seçimi kendisine ait değildir. Anne babasını seçemez. Ten rengini, göz rengini, boyunu kendi isteğine göre belirleyemez. Açıktır ki hiçbir fiziksel özelliğini seçme gücüne sahip olmayan insanın yaşayacaklarını da kendi isteğine göre belirlemesi söz konusu değildir. Kur'an'da kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hiç şüphesiz biz her şeyi bir kader ile yarattık. Ayetiyle bu gerçek insanlara haber verilmiştir. Bunun bilincinde olan insanın yapması gereken sahip olduğu her şeyi ve karşılaştığı her olayı Allah'ın rızası ve rahmetine yönelerek Allah'ın istediği şekilde değerlendirmektir. Kur'an ve Peygamberimizin sünneti bu değerlendirmede tek yol göstericidir. Ne herhangi bir insan İster büyük güce sahip bir iş adamı, ister Afrika kıtasında yaşayan bir kabile üyesi olsun, ne de herhangi bir varlık, ister denizin derinliklerinde yaşayan bir canlı, ister dev bir ormanda yaşayan küçük bir böcek olsun, Allah'ın kendisi için belirlediği kaderin dışına çıkamaz. İnsanın yaptığı her şey de kendisi için belirlenmiş olan kader doğrultusunda gerçekleşmektedir. Bu durum Kur'an'da şöyle bildirilmektedir: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Senin içinde olduğun herhangi bir durum onun hakkında Kur'an'da okuduğun herhangi bir şey ve sizin işlediğiniz herhangi bir iş yoktur ki ona iyice daldığınızda biz sizin üzerinizde şahitler durmuş olmayalım. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rab'binden uzakta kalmaz. Bunun daha küçüğü de, daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın. Yunus suresi 61. İnsanın yaşadığı ve yaşayacağı her anın kaderde belirlenmiş olduğu bu ayetlerde bildirilmiştir. Kur'an'da bildirilen bu gerçekleri göz ardı eden insan büyük bir cehaletle uçsuz bucaksız evrende dünya üzerindeki milyarlarca insanın arasında rastlantılar içinde yaşayıp gittiğini sanır. Bu durumda kendini dilediği gibi davranma özgürlüğüne sahip başıboş bir canlı gibi görür. Böyle çarpık bir bakış açısı da insanın kendini müstakil ve Allah'tan bağımsız bir varlık sanarak derin bir gaflet içine dalmasına sebep olur. Ölümün her an geleceğinin unutulması İnsanlar genelde ölümle hiç beklemedikleri bir anda, hiç beklemedikleri bir yerde karşılaşırlar. Allah bu gerçeği, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hiç kimse de hangi yerde öleceğini bilmez. Hiç şüphesiz Allah bilendir, haberdardır. Ayetiyle bildirmektedir. Her insanın ölüm anı henüz doğmamışken kaderinde bellidir. Şu anda yaşayanların ve doğacak olan tüm insanların ne zaman ölecekleri bellidir. Bu gerçek Kur'an'da, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sizi çamurdan yaratan sonra bir ecel belirleyen odur. Adı konulmuş ecel onun katındadır. Ayetiyle haber verilmektedir. İnsanın kendi ölüm anını bilmemesi onu gaflet içinde yaşamaya götüren sebeplerden biridir. Çünkü ahiretteki azabı bilen ve düşünen bir insan ne zaman öleceğini bilse Allah'ın emirlerine karşı kayıtsız kalmaz. Dünya hayatına dalarak ahireti ve hesap vereceğini unutmaz. Ölüm vaktini bilmemesi insanın dünyadaki imtihanının bir sırrıdır. Bunun bilincinde olan mümin her an ölecekmiş gibi ahiret yurdu için hazırlık yapar. Allah'ın tüm emir ve yasaklarını samimi bir şekilde hayatının her anında yerine getirir. İman etmeyen bir insan ise Allah'ın rızasının değil, nefsinin istekleri doğrultusunda yaşar. Öleceğini bilir ancak ölümün ahirette ya sonsuz cehennem ya da sonsuz cennet yurdunda bir uyanış olduğunu kavrayamaz. Ölüm gaflet içindeki insanın zihninde sadece her şeyinden ve tüm sevdiklerinden uzaklaşarak ebediyen onlardan ayrılmak düşüncesinden ibarettir. Bu nedenle de sevdiklerine tutkuyla bağlanır. Ölümün konusunun geçmesinden bile rahatsız olur. Ölüm aklına geldiğinde ise başka şeyler düşünerek unutmaya çalışır. Ölümü biraz düşünse bunalıma gireceği ve hayatının değişeceği endişesine kapılır. Ancak hayatının her an sona ereceğini düşünmediği ölüm üstünde tefekkür etmediği için Allah'ın emir ve yasaklarını göz ardı eder ya da erteler. İbadet etmek için daha vakti olduğunu, yaşı ilerleyince yapacağını düşünür. Oysa ne kadar ömrü kaldığı konusunda hiçbir fikri yoktur. Ölümün her an geleceğini düşünmeden sürdürdüğü bu gaflet hali içinde Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirmeye zaman bulamadan ölüm apansız gelip çatar. Gaflet içindeki bu insanların hep uzak gördükleri ölümle karşılaştıkları an Kur'an'da şöyle bildirilir: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O inkar edenler yüzlerinden ve sırtlarından ateşi püskürtemeyecekleri ve hiç yardım alamayacakları zamanı bir bilselerdi. Hayır, onlara apansız gelecek de böylece onları şaşkına çevirecek. Artık ne onu geri çevirmeye güçleri yetecek ve ne onlara süre tanınacak. Enbiya suresi 39-40. Ayetten de açıkça anlaşıldığı gibi ölüm mazeretleri dinlememekte ve takdir edilen vakit hızla yaklaşmaktadır hiçbir şeyin ölümü engellemesi ya da durdurması söz konusu değildir. Kur'an'da bunun haber verildiği bir ayet şöyledir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, elbette sizin kendisinden kaçtığınız ölüm şüphesiz sizinle karşılaşıp buluşacaktır. Sonra gaybı da müşahede edilebileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yaptıklarınızı haber verecektir. Cuma Suresi 8 İnsan her an ölebilir. Bu gerçeği unutmaya ya da bu gerçekten kaçmaya çalışmak insanın gaflette olduğunun ya da hızla gaflet girdabına doğru sürüklendiğinin göstergesidir. Gafletin insanı sonsuz azap yurduna götüreceği de kesin bir gerçektir. Tek başına hesap verileceğinin düşünülmemesi. İnsanın gaflete düştüğü konulardan bir diğeri de ahirette Allah'ın huzurunda yalnız hesabı çekileceğini unutmasıdır. Bir insanın ölümü ne kadar kalabalık bir ortamda olursa olsun ölüm meleği ruhunu alırken dünya ile ve o anda yanında olan diğer kişilerle ilişiği kesilir. Ahirette diriltilip hesap vermeye koşarken mahşer kalabalığı içinde de yalnızdır. Çünkü orada kimse kimseyle ilgilenecek durumda değildir. Bu yalnızlık dünyadakine de benzemez. Hesaba çekilme anı dünyada gafil yaşamış bir insan için yaratılışından itibaren o zamana kadar içine düştüğü en zor andır. O anda hissettiği yalnızlık yaptığı her şeyin bir bir hesabını vereceği bu anda hiç kimsenin olmadığını ve Allah'ın huzurunda son derece aciz olduğunu anlamanın verdiği bir yalnızlıktır. Bütün gücünden, malından, ünvanından, mevkiinden, şöhretinden, değer verdiği, yakınlık duyduğu bütün insanlardan uzaklaşmış bir şekilde maddi ve manevi olarak yalın haldedir. İnsanlara Allah'ın huzurunda yalnız olacakları Kur'an'da şöyle haber verilmektedir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ve onların hepsi kıyamet günü ona yapayalnız tek başlarına gelecektir. Meryem Suresi 95 Dünyada yaptıklarının karşılığını hemen görmeyen, kendisine süre verilen gaflet içindeki insanlar, ahirette de böyle olacağını zannederler. Bu çarpık düşünceleri sebebiyle Allah'ın rızasına uygun olmayan bir davranışı yaparken de yanlarına yandaşlar ararlar. Hatta dostlarına dünyaya bir kere gelinir, boş ver, günahı boynuma gibi batıl sözler söyleyerek onları da Allah'ın emir ve yasaklarını göz ardı etmeye ya da ertelemeye teşvik ederler bu tür şuursuzca söylenen sözlerin gaflet halinin bir sonucu olduğu açıktır. Çünkü bir insan dünyaya nasıl bir kez geliyorsa cehenneme de bir kez gidecektir ve sonsuz bir azapla karşılaşacaktır. İşte bu insanlar Allah'ın Kur'an'da bildirdiği bu gerçekten gafildirler. Cehennemde Allah'ın dilemesi dışında sonsuza kadar kalma ihtimalini hiç düşünmemektedirler. Söz konusu insanların Allah'ın azabını hafife alarak başkalarının günahını üstelemeleri ise Allah'ın üstün ilim ve kudretini kavramaktan ne kadar uzak olduklarının bir göstergesidir. Nitekim bir insanın diğer bir insanın günahını yüklenmesinin söz konusu olmadığı da Kur'an'da açıkça bildirilmiştir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hiçbir günahkar bir başka günahkarın günahını yüklenemez. Eğer yükü ağır olan kimse bir başkasını onu taşımaya çağırsa, bu yakın akrabası da olsa kendisine ondan hiçbir şey yükletilmez. Fatır Suresi 18 Doğrusu hiçbir günahkar bir başkasının günah yükünü yüklenmez. Necim Suresi 38 Her nefis ahirette kendi yaptıklarının karşılığını görecektir. Artık etrafında dünyadayken kendisine günahını yüklenirim diyen kimseler de yoktur. Kendisine yardımcı olacak ne bir dostu ne de akrabası vardır. Hatta artık değer verdiği tüm yakınlarından dünyada onu gaflete sürükledikleri için nefret etmeye başlar. Allah ahiretteki bu düşmanlığı Kur'an'da şöyle haber vermektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Müttekiler hariç olmak üzere o gün dostların kimi kimine düşmandır. Zuhrup suresi 67 O gün bir dost, dosttan herhangi bir şeyle yarar sağlayamaz ve onlara yardım edilmez. Duhan suresi 41 Dünyadaki sahte dostluklar yok olup gitmiş, ahirette yerini düşmanlığa bırakmıştır. Çünkü bu dostluklar Allah'ın rızası göz ardı edilerek kurulan çıkar dostluklarıdır. Dünyadayken Allah'ın sevdiği, ona yönelmiş insanlarla değil, gaflet içinde inkar eden, Allah'tan yüz çevirmiş samimiyetsiz insanlarla dost olunmuştur. Aslında dünyada bile çıkarları çatıştığında çok samimi dostların birbirlerine düşman olduklarını sıkça görmek mümkündür. Birbirlerini gaflete sürükledikleri ve zarar verdikleri halde ölene kadar bozulmayan dostluklar ise Kur'an'da da bildirildiği gibi Allah'ın huzurunda düşmanlığa dönüşür. Bu düşmanlık gaflet perdesi gözlerinden kalkan insanların azabın farkına varmaları varmalarıyla başlar. Ahirette gözlerinden gaflet perdesi kaldırılan insanların samimi itirafları Kur'an'da şöyle bildirilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Artık bizim için ne bir şefaatçi var ne de candan yakın bir dost. Bizim bir kere daha dünyaya dönüşümüz mümkün olsaydı da iman edenlerden olabilseydik. Şuara suresi 100 102 inkar edenler hesap günü pişmanlık içinde sürekli yalnız kaldıklarını dile getirirler. Çevrelerinde dünyadayken kendilerini alaya aldıkları müminler yoktur. Hafife aldıkları bu gerçekle karşılaşınca geri dönüp gerçekten iman edenlerden olmayı dilerler. Bu durum ayette şöyle haber verilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O inkar edenler Müslüman olmayı nice kereler dileyecekler. Hicr suresi 2. Ancak geri dönüş yoktur. Gafletten kurtulmak için Kur'an okumak ve ayetler üzerinde düşünmek. Gaflet tehlikesine karşı en etkili çözüm, Allah'ın kullarına yol gösterici bir nur olarak indirdiği Kur'an'ı okumak ve onun üzerine düşünmektir. Kur'an okumak, insanın Allah'a yakınlaşarak Rabbimizin üstün ilim ve kudretini kavramasını sağlar. Ayrıca insanın daha önce bilmediği, düşünmediği, düşünüp de cevabını bulamadığı birçok konuda en açık ve en doğru bilgiyi verir. Bu nedenle Kur'an'ı samimi bir niyetle okuyan ve anlayan bir insan kalbi tatmin bulmuş olarak Allah'a yönelir. Samimi bir şekilde ayetler üzerinde düşünen insan düşünce ve tavırlarındaki yanlışların farkına varır. Bilmediği ya da önemsemediği için yaptığı ya da yapmadığı şeylerin önemini ve ciddiyetini anlar. Rabbimizin üstün ilim ve kudretini kavrar ve Allah'a karşı duyduğu korku ve sevgi artar. Allah Kur'an'ın indiriliş amacını ayetlerinde şöyle haber vermektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İşte bu Kur'an uyarılıp korkutulsunlar, gerçekten onun yalnızca bir tek ilah olduğunu bilsinler ve temiz akıl sahipleri iyice öğüt alıp düşünsünler diye bir bildirip duyurmadır. İbrahim Suresi 52. Şüphesiz bu Kur'an en doğru yola iletir ve salih amellerde bulunan müminlere onlar için gerçekten büyük bir ecir olduğunu müjde verir. İsra Suresi 9. Kur'an'ı dikkatli bir şekilde okuyan ve ayetler üzerinde düşünen insan Samimiyeti ölçüsünde zamanla ayetlerin tecellilerini çevresinde görmeye başlar. Bu da her an Allah'ı hatırlamasına ve gafletten korunmasına vesile olur. Örneğin Kur'an'da tarif edilen inkarcı karakterini zamanla etrafındaki kim insanlar üzerinde fark etmeye başlar. Onları bekleyen sonsuz azaptan haberdar olduğu için de bu örnekler kendisine önemli bir ibret vesilesi olur. Bu şekilde Allah'ın izniyle gafletten sakınır ve gaflete karşı nasıl tedbir alması gerektiğini bilir. Yine insan ayetler üzerinde düşünüp cehennemdeki acının ve pişmanlığın şiddetini öğrenir. Sonsuz ateş azabından Allah'ın dilemesi dışında kurtuluş olmayacağını düşünüp anlar. Aynı şekilde cennetteki sonsuz nimetleri, güzellikleri ve güzel yaşamı tefekkür eder. Allah'ın rahmetini ve cennetini kazanmanın şevkini yaşar. Kur'an'ı okuyan insan dünyada yaptığı her şeyin hesabını vereceğini ve yaptığı işlerin sonucunda cennete veya cehenneme gireceğini anlar. İşte bu gerçeğin bilincine varan insan gafil olmaktan, hakkı unutmaktan veya uygulamamaktan şiddetle kaçınır. Allah'ın verdiği fırsatları değerlendirmek. Allah varlığını hatırlamaları ve kendisine yönelmeleri için insanlara çeşitli şartlar ve ortamlar var eder. Sıkıntı ve zorluklar da bunlardandır. Kur'an'da bir ayette: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Görmüyorlar mı ki gerçekten onlar her yıl bir veya iki defa belaya çarptırılıyorlar da sonra tevbe etmiyorlar ve öğüt alıp düşünmüyorlar şeklinde buyurmaktadır. Bu sıkıntılı anlar insanlar için gaflette olduklarını fark etmelerini sağlayacak büyük bir fırsattır. Çünkü Allah'a isyan halinde olan nefis böyle anlarda acizliğini anlar. Bu durumda vicdanı ön plana çıkan insan hatalarını görür ve onlardan sakınmanın yollarını arar. Bu insana tanınan büyük bir fırsattır nefsin aciz içinde sesini kıstığı bu anlarda insan kendini Allah'a daha yakın hisseder. Ve o anda samimi bir yakınlıkla Allah'a yönelir. Böyle zamanlarda Allah'ın her şeye güç getirdiğini, her şeyin Allah'tan geldiğini, bu bela ve sıkıntıların da ancak onun dilemesiyle sona ereceğini fark eder. Bu durum tevbe etmek ve Allah'a yönelmek için bir fırsattır. Allah Kur'an'da bu samimi ruh haline kavuşan insanı şöyle haber vermektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Karada ve denizde sizi gezdiren odur. Öyle ki siz gemide bulunduğunuz zaman onlar da güzel bir rüzgarla onu yüzdürürlerken ve tam bununla sevmekte derken ona çılgınca bir rüzgar gelip çatar ve her yandan dalgalar onları kuşatıverir. Onlar artık bu dalgalarla gerçekten kuşatıldıklarını sanmışlarken dinde ona gönülden katıksız bağlılar, muhlisler olarak Allah'a dua etmeye başlarlar. Andolsun eğer bundan bizi kurtaracak olursan muhakkak sana şükredenlerden olacağız. Ama Allah onları kurtarınca hemen haksız yere yeryüzünde taşkınlığa koyulurlar. Ey insanlar! Sizin taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Bu dünya hayatının geçici metadır. Sonra dönüşünüz bizedir. Biz de yaptıklarınızı size haber vereceğiz. Yunus Suresi 22-23 Gaflet içindeki insan kendisine Allah'tan başka yardım edecek bir güç olmadığını yalnızca kendini çok çaresiz hissettiği zaman fark edebilmektedir. Ancak sıkıntının sona ermesinden sonra yine Allah'ı unutup eski gafletine dalar. Bu durum Kur'an'da şöyle belirtilmiştir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İnsana bir zarar dokunduğunda yan yatarken, otururken ya da ayaktayken bize dua eder. Zararını üstünden kaldırdığımız zaman ise sanki kendisine dokunan zarara bizi hiç çağırmamış gibi döner gider. İşte ölçüyü taşıranlara yapmakta oldukları böyle süslenmiştir. Yunus Suresi 12 Örneğin doğal bir afet, insana ne kadar aciz olduğunu, Allah'ın sonsuz ilim ve kudret sahibi olduğunu, her şeyi kuşattığını, her an her şeyden haberdar olduğunu hatırlatır. İnsan Allah'tan korkması gerektiğini, çünkü onun her şeye güç getirdiğini, her an Allah'ın azabıyla karşılaşacağını anlar. Oysa o insan daha önce Allah'ın emir ve yasaklarını göz ardı etmiş ya da sürekli ertelemiştir. Korku içinde olduğu anda kişinin şuuru açılır ve gerçekleri görmeye başlar bu tür afetlerin gaflet içindeki insanın gerçekleri görmesini sağlayarak ahiretini kurtaracak çok büyük hatırlatıcı vazifesi vardır. Fakat uyarılardan ve belalardan gereken dersi almayan ve samimi iman etmeyen kişiyi biraz rahatlığa ulaştığında gaflet örtüsü tekrar bürür. Bu çirkin ahlaktaki insan yine geçici olan dünyaya sarılarak Allah'ın varlığını, emir ve yasaklarını göz ardı eder ya da unutur. Oysa gafletten kurtulmak için insanın kendisine tanınan bu fırsatları değerlendirmesi gerekir. Yaşadığı sıkıntıları daha sonra Allah'ın ona verdiği rahatlığı sık sık düşünüp hemen Rabbimize yönelmelidir. Bu tür olayların Allah'tan birer uyarı olabileceğini ve bunun da büyük bir nimet olduğunu akıldan çıkarmamak gerekir. Allah bu şekilde sonsuz kudretini göstererek insanın gafletten uzaklaşmasına bir yol açar. Ancak insanın gafletten kurtulmak için kendi başından sıkıntılı bir olay geçmesini beklemesi doğru değildir. Çünkü Allah insanı her an çevresinde meydana gelen olaylarla uyarmaktadır. Örneğin yakınlarının çevresindekilerin yaşadığı zorlu, sıkıntılı bir olayla başka bir şehirde ya da ülkede yaşanan doğal afetlerle veya savaşlarla da insanlar uyarılmaktadırlar. Bu uyarıları dikkate alan insan aynı olayın kendi başına gelebileceğini, Allah'ın üstün gücü karşısında insanların ne kadar aciz ve çaresiz olduklarını düşünür. Bu da gafletten kurtulup Allah'a yönelmesine sebep olacaktır. Nitekim Kur'an'da at kavminin helak edilişi anlatılarak insanlar şöyle uyarılmaktadır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. At halkına gelince, onlar da uğultu yüklü, azgın bir kasırga ile helak edildiler. Allah onu yedi gece ve sekiz gün aralık vermeksizin üzerlerine musallat etti. Öyle ki o kavmin orada sanki içi kof hurma kütükleriymiş gibi çarpılıp yere yıkıldığını görürsün. Hakka suresi 6 7. Kur'an'da verilen helak ve azap örnekleriyle insanların başkalarının başlarına gelen belalardan ibret alarak Allah'ın sonsuz ilim ve kudreti üzerinde düşünmeleri istenmektedir. Allah'ın gücünü insanlara hatırlatacak birçok örnek günlük hayatta sürekli insanların karşısına çıkar. Fakat insanların büyük kısmı çaresizlik içindeki kimselerin durumlarını sadece üzüntüyle karşılamakla ve onlara acımakla yetinirler gördüklerinin aynı zamanda kendilerine bir uyarı olduğunun farkına varamazlar. Oysa insanların acizliklerini ve çaresizliklerini gösteren bu tür durumların tümü insanlara gaflet perdelerini aralamaları için yapılan açık birer uyarı ve verilen yeni bir fırsattır. Bu fırsatları değerlendirip Allah'a yönelmek insanın gafletten kurtulmasına yardımcı olacaktır. Allah'ın her şeyden haberdar olduğunu ve her şeyi çepeçevre kuşattığını bilmek Allah! Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İnsan kendi başına ve sorumsuz bırakılacağını mı sanıyor? Ayetiyle insanlara her an kendi hakimiyeti ve kontrolü altında olduklarını açıkça bildirmiştir. Ancak gaflet içindeki insan bunu düşünmekten ve anlamaktan uzaktır. Oysa bunu anlamak için birkaç dakika samimi bir şekilde yaşamını sürdürmesi için gereken her şeyi en ince ayrıntısına kadar kendisinin yapmak ve kontrol etmek zorunda kaldığını düşünmesi yeterli olacaktır. Örneğin şu anda bedenimizin içinde neler olup bittiğini bile bilmiyor ve bunlarla ilgilenme gereği duymuyoruz. Ama tüm organlarımız düzenli ve birbirleriyle uyumlu bir biçimde sürekli çalışıyor. Kendi başımıza kaldığımıza göre ilk olarak yaşamımızı sürdürebilmemiz için düzenli bir şekilde oksijen almamız, düzenli bir şekilde kalbimizin atması, kan dolaşımımızı sağlamamız, mide asidini dengede tutmamız, sindirimimizi gerçekleştirmemiz ve bunun gibi milyonlarca işlemi kontrolümüz altında almamız gerekir vücudumuzun içinde gerçekleşen olayları kontrol altına aldığımızı her ne kadar imkansız da olsa düşünelim. Örneğin, uyuduğumuzda bu işleri bizim yerimize kim devam ettirecek? Nitekim uyurken de bütün organlarımızın çalışmaya devam etmesi gerekir. Sadece kalbimizin birkaç dakika kontrolümüz dışında kalarak durması bile hayatımızın sona ermesi için yeterlidir. Ancak aynı zamanda uyumamız gerektiği de diğer önemli bir gerçektir. Kendi başımıza kaldığımızda yapmamız gerekenler bu kadarla da sınırlı değildir. Çünkü yaşamamızı sağlayan dış etkenleri de artık bizim temin etmemiz gerekir. Gayet açıktır ki kendi bedenimiz bile kontrolümüz altında değilken bizim dışımızdaki dünyayı ve evreni içine alan sonsuz sayıdaki ince ayar ve denge üzerine kurulu olan sisteme müdahale etmemiz sadece hayal gücümüzün genişliğini göstermekten ibaret kalacaktır. Bunları düşünüp de kendi bedeni dahil Hiçbir varlığı kontrol etmesinin mümkün olmadığını kavrayan her insan, kendi başına olmadığını, her şeyi üstün ilim ve kudret sahibi olan Allah'ın kontrol ettiğini anlayacaktır. Kainattaki canlı cansız her varlığın Allah'ın yaratmasıyla meydana geldiğini ve onun kontrolünde olduğunu kavrayacaktır. Bunları anlamak, insanın içinde bulunduğu gafletten kurtulmasını sağlayacak ve her an Allah'ın kendini gördüğünü düşünerek hareket etmesine vesile olacaktır. Allah her an insanları gözetimi altında tutmakta, onları ve işledikleri fiilleri an an yaratmaktadır. Allah'ın her an insanları sarıp kuşattığı, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Muhakkak Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır. Ayetiyle haber verilmiştir. Allah'ın kendisini çepeçevre kuşattığının bilincinde olan mümin, gizli ya da açık yaptığı veya konuştuğu her şeyi, içinde bulunduğu her durumu Allah'ın bildiğini bilir. Her ortamda ve her an onun yanında olduğunu da bilir bu durum Kur'an'da şöyle tarif edilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın göklerde ve yerde olanların tümünü gerçekten bilmekte olduğunu görmüyor musun? Fısıldaşmakta olan üç kişiden dördüncüleri mutlaka odur. Beşin altıncısı da mutlaka odur. Bundan az veya çok olsun her nerede olsalar mutlaka o kendileriyle beraberdir. Sonra yaptıklarını kıyamet günü kendilerine haber verecektir. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir. Mücadele Suresi 7 Ayette açık olarak tarif edilen bu gerçek samimi bir biçimde üzerinde düşünüldüğünde insanı gafletten kurtarmaya yeter. Gerçekleri idrak etmesine hem dünyada hem de ahirette güzel bir yaşam sürmesine vesile olur. Çünkü kendisinin sürekli Allah'ın hükmü ve kontrolü altında olduğunu bilerek Allah'ın rızasının dışına çıkmaktan şiddetle korkup sakınacaktır. Yaptığı tüm güzel şeyleri ve iyilikleri de Allah'ın gördüğünü bilecek ve mükafatlandırılacağı gün için sevinç ve neşe duyacaktır her şeyin kendi özel imtihanı gereği gerçekleştiğini kavradığı için her şeyin kendisi için hayır olduğunu bilerek bu anlarda güzel bir sabır gösterecektir. Bu sabrı ve güzel davranışları neticesinde ise Allah'ın izniyle onun tüm inananlara vaat ettiği cennete kavuşacaktır. Allah'ın yarattıklarını detaylarıyla bilmek Bilgi, gafletten kurtulmayı sağlayan en önemli etkenlerden biridir. Evreni saran yaratılış delillerini araştırmak, görmek ve anlamak insanın üzerinden gafleti dağıtır ve uzaklaştırır. Allah'ın üstün ilim ve kudreti ancak böyle ciddi bir araştırma ve tefekkürle hakkıyla takdir edilebilir. Allah! Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Biz bir oyun ve oyalanma konusu olsun diye göğü, yeri ve ikisi arasında bulunanları yaratmadık." ayetiyle evrenin ve içindeki varlıkların özel bir hikmet üzere yaratıldığını bildirmektedir. Gerçekte tüm yaratılmışlar Allah'ın varlığının açık delilleridir. Bu deliller üzerinde detaylı bilgi edinmek, detaylarındaki üstün akıl tecellilerini görmeye sebep olacaktır. Allah'ın her yarattığının çok mükemmel sistemlerden oluştuğu detayların incelemesiyle kolaylıkla fark edilebilir. Bu detaylar karşısında insan Allah'ın varlığını kesin olarak kavrayarak onun üstün güç ve kudretinin farkına varır. Onun varlığını her an hisseder Gözlerini köreden ve şuurunu işlemez hale getiren gaflet perdesini aralamayı ve samimi bir şekilde yapacağı derin tefekkürlerle de bu perdeyi tamamen kaldırmayı başarır. Örneğin insan kendi vücudu ve yaratılışı hakkında detaylı bilgi edinerek Allah'ın üstün sanatını ve ilmini görebilir. Nitekim insanın yaratılışı başlı başına gafleti dağıtan mucizevi olaylar zincirinden oluşur tek bir hücrenin içindeki genetik şifreden çoğalarak mükemmel sistemlere sahip bir canlıya dönüşen insan tek başına Allah'ın varlığının üstün aklının ve gücünün büyük bir delilidir. Birbirinden ayrı yerlerde ve ayrı canlılar içinde üretilen yumurta ve spermin tam bir uyum içinde birleşerek döllenmesi, tek tip hücrenin çoğalıp farklılaşarak kemikleri, kasları, organları, gözleri, el ve ayakları, bunlardaki kompleks sistemleri meydana getirmesi, daha sonra anne karnından ayrılan bu organizmanın görmesi, konuşması, yürümesi, gülmesi, ağlaması, duygulara sahip olması. Günümüzdeki araştırma teknikleri sayesinde artık evrenin en uzak noktalarından okyanusların en derin yerlerine kadar gözlemler yapılabilmekte. Buralardaki tüm varlıklar ve olaylar hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşmak gitgide daha kolay bir hale gelmektedir. İşte bu olaylar ve varlıklardaki yaratılış mucizeleri hakkında detaylı bilgi sahibi olan, düşünen ve kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın, sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru diyen samimi ve vicdanlı her insan Allah'ın izniyle gaflet perdesinden kurtulacaktır. Gafletten kurtulan insan Allah'ın bu açık delilleri karşısında kesin bir bilgiyle iman ederken onun üstün sıfatlarını da tanır. Allah'a daha çok yakınlaşır ve artık her işinde onun rızasını gözetmeye başlar. Dünyanın kısa ve geçici olduğunu bilmek. Dünya hayatı bir gün aniden yok olacak ve insan ebediyen yaşayacağı ahiret yurduna geçecektir. Oysa dünya hayatının geçici ve son derece kısa olduğunu fark edemeyen gaflet içindeki insan büyük bir tutku ve hırsla dünyaya bağlanmıştır ve sadece dünya için yaşamaktadır. Çocukluğundan itibaren sürekli geleceğe dönük planlar yapar. Hayatını istekleri doğrultusunda yönlendirmeye çalışır. Ömrü bu oyalanmalarla dünyanın ne kadar kısa ve geçici olduğunu düşünmeden aniden son bulur. Tıpkı gördüğü ve uzun sürdüğünü sandığı ama aslında uyuduğu sürenin yalnızca birkaç saniyesini kaplayan rüyanın sonu ermesi gibi. Ahirette dünya hayatının sadece bir rüya gibi çok kısa sürdüğünü kesin olarak yanıldığını anlar ahirette insanların kendi aralarında dünya hayatının kısalığına dair yaptıkları konuşma Kur'an'da şöyle bildirilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Dedi ki, yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız? Dediler ki, bir gün ya da bir günün birazı kadar kaldık. Sayanlara sor. Dedi ki, yalnızca az bir zaman kaldınız. Gerçekten bir bilseydiniz. Müminun Suresi 112-114 Ayette geçen bir gün ya da bir günün birazı kadar ifadesi çok uzun sanılan ömrün ne kadar kısa olduğunu açıkça belirtmektedir. Bu Allah katından bildirilmiş açık bir gerçek iken insan neyi neye tercih edeceğini çok iyi düşünmelidir. Sonsuz cennet mi yoksa çok kısa süreli dünyayı mı hedefleyerek hareket edecektir? İnsanın arzularını belirlerken üzerinde düşünmesi gereken en önemli unsur kısa ve geçici olan dünya hayatının faydasının da yine kısa ve geçici olacağıdır. Bu nedenle dünyayı asıl yurdumuz olan ahirete gitmek için bir bekleme salonu olarak düşünmek gerekir. Bir bekleme salonundaki eşyaların ve orada yaşanan olayların insanı ne kadar ilgilendireceği açıktır. Hiçbir yolcu bekleme salonunda uzun bir süre kalacakmış gibi oraya yerleşip bütün planlarını bu bekleme salonuna göre yapmaz. Çünkü burada çok kısa bir süre kalacaktır. Burada dışarıyı düşünmeden yalnızca bekleme salonunu göz önüne alarak aldığı kararlar ya da yaptığı hareketlerin dışarıda bir faydası olmayacaktır. Aynı şekilde dünya için yapılan hiçbir şeyin de ahirette bir faydası olmayacaktır. Bu nedenle dünya için yapılan işlerin eninde sonunda Kur'an'da bildirildiği üzere bir serap gibi yok olacağını bilmek gerekir. Kur'an'da bunun haber verildiği ayet şöyledir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İnkar edenler ise Onların amelleri dümdüz bir arazideki seraba benzer. Susayan onu bir su sanır. Nihayet ona ulaştığında bir şey bulamaz ve yanında Allah'ı bulur. Allah da onun hesabını tam olarak verir. Allah hesabı çok seri görendir. Nur Suresi 39. Ayette açıkça bildirildiği gibi dünya için yapılanların hepsi bir gün yok olup gidecek ve insan yalnız Allah rızası için yaptıklarıyla Rabbimizin huzurunda hesap verecektir. İşte o an insan yanılgısını fark edecek ve cehennem azabı karşısında sonsuz bir çaresizlik ve pişmanlık duymaya başlayacaktır. Gaflet halinin sona erdiği, tüm gerçekleri birer birer fark ettiği o anda dünya hayatına geri dönerek Allah'ın emir ve yasaklarına uygun bir hayat yaşamak isteyecektir. Ancak bunun için çok geç kalmıştır. Çünkü artık geri dönüş yoktur. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İçinde onlar şöyle çığlık atarlar. Rabbimiz bizi çıkar, yaptıklarımızdan başka salih bir amelde bulunalım. Size orada dünyada öğüt alabilecek olanın öğüt alabileceği kadar ömür vermedik mi? Size uyaran da gelmişti. Öyleyse azabı tadın. Artık zalimler için bir yardımcı yoktur. Fatır suresi 37. Suçlu günahkarları Rableri huzurunda başları öne eğilmiş olarak Rabbimiz gördük ve işittik. Şimdi bizi bir kere daha dünyaya geri çevir. Salih bir amelde bulunalım. Artık biz gerçekten kesin bilgiyle inananlarız diye yalvaracakları zamanı bir görsen. Secde Suresi 12. İnsanın Allah'ın huzurunda yalnız başına getirileceği bu günle karşılaşmadan önce dünya hayatının ne kadar kısa ve geçici olduğunu anlaması ve tefekkür etmesi gerekir. Dünyanın çok kısa bir süre sonunda mutlaka sona ereceği düşüncesi, insanın boş ve yararsız işlerden yüz çevirmesine, dünya hayatındaki kısa zamanını en iyi şekilde değerlendirerek içinde bulunduğu gafletten kurtulmasına vesile olacaktır. Ölümü düşünmek. İnsana dünyada belirli bir süre verilmiştir. Bu süre bittiğinde ölümle mutlaka karşılaşacaktır. Kur'an'da her insanın bir gün mutlaka ölümle karşılaşacağı şöyle haber verilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, elbette sizin kendisinden kaçtığınız ölüm şüphesiz sizinle karşılaşıp buluşacaktır. Sonra gaybı da, müşahede edilebileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yaptıklarınızı haber verecektir. Cuma Suresi 8 Ölüm kendisinden kaçan, korkan ve öleceğini hiç düşünmeyen gaflet içindeki insanlar dahil tüm insanlara gelecektir. Ancak gaflet içinde Allah'ın hükümlerini göz ardı eden insanlarla iman eden insanların ölüm anında yaşayacakları farklı olacaktır. İnkar edenler hiç beklemedikleri bir anda ölümle yüz yüze gelince dehşete kapılacak ve büyük bir korku yaşayacaklardır. Ayrıca canları büyük bir acıyla alınacaktır. İnkar edenlerin canlarının alınışı Kur'an'da şöyle tarif edilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Öyleyse melekler yüzlerine ve arkalarına vura vura canlarını aldıkları zaman nasıl olacak? Muhammed Suresi 27. Kur'an'da bildirildiği gibi inkar edenlerin canları acı içinde alınacaktır. Bu anda uğrunda hırs göstererek Allah'ın emir ve yasaklarını göz ardı ettiği her şeyin önemini yitirdiğini görecektir. Hayatı boyunca en çok değer verdiği ailesi, arkadaşları, akrabaları, çok sevdiği işi, arabası, evi, malı mülkü Hepsi tamamen değerini yitirir. Artık çaresiz ve yalnız kalmış korkusu daha da artmıştır. Bu durumda inkar eden kişi tüm hayatını boşa geçirdiğini ve Allah'ın rızasına yönelik hiçbir şey yapmadığını fark ederek derin bir pişmanlık duyar. Korku ve pişmanlık içinde azaptan kurtulabilmek için çareler arar ve bütün sevdiklerini feda etmek ister. Allah Kur'an'da inkar eden kişinin kıyamet gününde içine düştüğü bu durumu şöyle tarif etmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Böyle bir günde hiçbir yakın dost bir yakın dostu sormaz. Onlar birbirlerine gösterilirler. Bir suçlu günahkar o günün azabına karşı olmak üzere oğullarını fidye olarak vermek ister. Kendi eşini ve kardeşini ve onu barındıran aşiretini de. Yeryüzünde bulunanların tümünü verse de sonra bir kurtulsa. Hayır, hiçbiri kabul edilmez. Doğrusu o, cehennem, cayır cayır yanmakta olan ateştir. Me'aric Suresi 10-15 Ayette açıkça bildirildiği gibi Allah'tan gafil yaşamış insan canını verecek kadar çok sevdiği yakınlarını, tutkuyla bağlı olduğu tüm dünya nimetlerini cehennem azabına karşılık vermek isteyecektir. Ancak kendisine dünyada sahip olduğu hiçbir şeyin faydası olmayacak, ebediyen kalmak üzere cehennem halkı arasına katılmaktan kendisini kurtaramayacaktır. Gaflet içinde inkarda direnen insanların canları acı içinde alınırken, iman edenlerin canları ise kolaylıkla alınır. Gafletten korunmaya çalışan iman etmiş insanların ölüm zamanı geldiğinde canları melekler tarafından güzel bir şekilde alınarak cennete yerleştirilirler. Kur'an'da iman edenlerin canlarının alınışı şöyle tarif edilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ki melekler güzellikle canlarını aldıklarında selam size derler. Yaptıklarınıza karşılık olmak üzere cennete girin. Nahl suresi 32. O anda mümin Allah'ın kendisine verdiği nimeti dünyada kalanlara duyurarak onları uyarmak ister. Müminlerin bu tavrı Kur'an'da şöyle bildirilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ona cennete gir denildi. O da keşke benim kavmim de bir bilseydi dedi. Rabbimin beni bağışladığını ve ağırlananlardan kıldığını. Yasin suresi 26-27 Canının güzel bir şekilde alınmasını ve cennette ebedi bir hayat sürmeyi arzulayan her insan gafletten kurtulmadığı takdirde ölüm anında yaşayacaklarını düşünmelidir. Dünyada canı yandığı ve acı duyduğu anlarda hissettiklerinin kat kat fazlasını ölüm anından itibaren ebedi yan yaşayacağını tefekkür etmelidir. Bu azabı düşünüp her an ölümle karşılaşacağını bilen korkuyla gönülden Allah'a yönelen her insan içinde bulunduğu gafletin farkına varacaktır. Dolayısıyla da Allah'ın emir ve yasaklarına uyarak göstereceği ciddi çabayla gafletten kurtulacaktır. Asıl yurdun ahiret olduğunu bilmek. Asıl yurdun ahiret olduğunun şuurunda olmayan gaflet içindeki insanlar dünyada sürekli olarak rahat edecekleri, daha iyi yerler ve imkanlar ararlar. Örneğin dar gelirli, evi olmayan biri hep kiradan kurtulacağı anı düşünür. Bir evinin olması onun en büyük idealidir. Bu uğurda sıkıntıya girer. Ömrünün büyük bir kısmı ev ve diğer ihtiyaçları için taksit ödeyerek geçer. Bir başkası apartman dairesinden müstakil eve geçmeyi, bir diğeri ise geniş arazili bir çiftliğe sahip olmayı düşünür. Ama Allah'ın ahirette vaat ettiği cennet mülklerinin varlığına inanmadığı ya da bu ihtimali kendince çok uzak gördüğü için bunlara ulaşmakta en ufak bir çaba bile göstermez. Oysa müminler cennete ve oradaki nimetlere kavuşmak için yarışırlar. Allah gaflet içinde dünya nimetlerine sahip olmak için adeta diğer insanlarla yarışarak çaba harcayanları Kur'an'da şöyle uyarmaktadır. Kovmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbinizden olan mağfiret ve eni göklerle yer kadar olan cennete yarışın. O müttakiler için hazırlanmıştır. Ali İmran Suresi 133 Rabbinizden olan bir mağfirete ve cennete kavuşmak için çaba gösterip yarışın ki o cennet genişliği gök ile yerin genişliği gibi olup Allah'a ve Resulüne iman edenler için hazırlanmıştır. İşte bu Allah'ın fazladır ki onu dilediğine verir. Allah büyük fazlının sahibidir. Hadid Suresi 21 Ahiret yurdunun varlığını kavrayamayan gafil kimselerin ortak özelliği, dünyada tatmin bulacakları yer ve imkanlara sahip olmaktır. Bunu büyük bir tutkuyla arzu ederler. Fakat elde ettikleri bütün bu değerler onları sandıkları gibi çok mutlu edip dertsiz kedersiz yaşamalarını sağlamaz. Çünkü dünya hayatında sahip olunan her şey eskiyip çürüyecek, bozulup yok olacaktır. Buna kişinin kendi bedeli de dahildir. Bu nedenle gaflet içindeki insanlar sevdikleri ve değer verdikleri şeylere zarar geleceği korkusuyla sürekli tedirgin yaşarlar. Kendilerine çok kısa bir süreden başka hiçbir yarar sağlamayacak bu değerlere karşı insanlar Kur'an'da şöyle uyarılırlar. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey kavmim! Gerçekten bu dünya hayatı yalnızca bir meta, kısa süreli bir yararlanmadır. Şüphesiz ahiret asıl karar kılınan yurt odur. Mü'min Suresi 39 Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet, insanlara süslü ve çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının metadır. Asıl varılacak güzel yer Allah katında olandır. Ali İmran Suresi 14 Kur'an'da insanlara dünya nimetlerinin geçici olduğu, asıl nimetlerin ahirette bulunduğu bu ayetlerle açıkça bildirilmiştir. Bu dünyanın geçiciliğinin farkına varmak, gaflet içinde olan bir insanın gafletten kurtulmasına vesile olur. İnsan, geçici fayda sağlayan dünya nimetlerine duyduğu tutkulu isteklerden arınır. Sonsuz güzellikteki cennet nimetlerini ve Allah'ın rızasını kazanmaya yönelir. Allah Kur'an'da bu hükmünü şöyle bildirmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçek şu ki ebrar olanlar elbette nimetler içindedirler. Tahtlar üzerinde bakıp seyretmektedirler. Nimetin parıltılı sevincini sen onların yüzlerinden tanırsın. Onlara mühürlü, katıksız bir şaraptan içirilir ki onun sonu misktir. Şu halde yarışmak isteyenler bunun için yarışsınlar. Mutaffifin Suresi 22-26 Ahiretten geri dönüşün olmadığını bilmek. Gaflet içindeki insanın kendini kandırdığı konulardan biri de kendisine bir fırsat daha tanınacağı yanılgısıdır. Hatta bu düşünce bazı çevrelerde reenkarnasyon adı verilen batıl bir inanış haline bile getirilmiştir. Gafil insan ne kadar hata yaparsa yapsın öldükten sonra tekrar dünyaya dönerek bunları telafi etme imkanına sahip olacağını zanneder. Bu nedenle öldükten sonra Allah'tan son bir umutla geri dönmeyi ister. İnkar edenlerin bu istekleri Kur'an'da şöyle bildirilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Suçlu günahkarları Rableri huzurunda başları öne eğilmiş olarak, Rabbimiz, gördük ve işittik. Şimdi bizi bir kere daha dünyaya geri çevir, salih bir amelde bulunalım. Artık biz gerçekten kesin bilgiyle inananlarız diye yalvaracakları zamanı bir görsen. Secde Suresi 12. Bu durumun ayetlerde bildirilmesinin bir hikmeti de geri dönüşü olmayan günden önce insanların kaçınılmaz olan bu gerçeği bilmesi Aksine kuruntulara kapılmadan Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya çalışmasıdır. Ancak Allah'ın bildirip uyardığı ahiret azabının şiddetini düşünmeyen, buna bir türlü ihtimal vermeyen, kesin bilgiyle inanmayan insan, sonunda mutlaka Allah'ın huzurunda bu gerçekte yüz yüze gelecektir. Bunu ısrarla anlamazlıktan gelen derin gaflet içindeki insanın, hala kendisine bir fırsat daha verileceğini düşünmesi, aslında kendini kandırmasından başka bir şey değildir. Azabı hak eden insan, pişmanlığını ahiret günü dile getirecektir. Kur'an'da cehennem halkının pişmanlıklarını içeren konuşmalar bildirerek insanlar uyarılmaktadırlar. Bu ayetlerden biri de şöyledir: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ya da azabı gördüğü zaman benim için bir kere daha dünyaya dönme fırsatı olsaydı da ihsan edenlerden olsaydım diyeceği günden sakının. Zümer suresi 58 gafletten kurtulmak ve bu ifadelerin sahibi olmamak için insanın iyice düşünmesi ve Allah'ın azabından şiddetle korkup sakınması gerekir. Azabı hak eden gafil insanların en büyük yanılgıları ahiret yurdunu dünya hayatıyla karıştırmalarıdır. Allah'ın sorgusunu, cenneti ve cehennemi dünyada yaşadıkları olaylarla kıyaslarlar. Dünyadaki gibi ahirette de her şeyin bir telafisi olacağını düşünerek kendilerini kandırırlar. Örneğin dünyada sınıfta kalsa, okuldan atılsa bile sonradan affedileceğini düşünür. Hapisteki bir insanın da bir gün süresi belirli olan cezası bitecek, serbest kalacaktır. Nitekim dünyadaki sıkıntılar ömür boyu sürmez, belli bir süre sonra biter. İşte gafil kişiler ahirette de bu tür imkanlar ve fırsatlar olduğu inancıyla dünyada korkusuzca her türlü sınır tanımazlığı yaparlar. Oysa telafilerin yapılacağı, fırsatların değerlendirileceği yegane mekan dünyadır ahiret ise karşılığının verildiği yerdir. Bu nedenle kişinin ebediyen sürecek cehennem azabına neden olan bu gaflet halinden kurtulması için ahiretten geri dönüşün kesin olarak mümkün olmadığını ve ahirette hiçbir suçu telafi imkanının bulunmadığını tefekkür etmesi gerekir. Cehennemin ne kadar azap verici bir mekan olduğunu ve orada Allah'ın dilemesi dışında sonsuza dek kalınacağını bilmek. Gafletteki kişi Ölümü uzak gördüğü gibi cennet ve cehennemi de kendinden uzak görür. Oysa ölüm ne kadar kesin ve gerçek ise cennet ve cehennem de o kadar kesin ve gerçektir. Orada dünyadakinden çok daha net ve gerçek bir ortam vardır. Ve şurası çok kesin bir gerçektir ki dünyadaki herkes mutlaka bu iki yerden birine girecek ve ebediyen de orada kalacaktır. Cehennemi net ve kesin bir gerçek olarak bilip düşünmek ise insandaki Allah korkusunu ve cennet özlemini arttırır cehennemin nasıl bir azap yurdu olduğunu tefekkür etmek için Kur'an'da yapılan cehennem tasvirleri üzerinde dikkatle düşünmek gerekir. Kur'an'da cehennemin tasvirinin yapıldığı ayetlerden bazıları şöyledir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O gün suçlu günahkarların sıkı bukalara vurulduklarını görürsün. Giyimleri katrandandır. Yüzlerini ateş bürümektedir. İbrahim Suresi 49-50 Şüphesiz biz zalimlere bir ateş hazırlamışız. Onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Eğer onlar yardım isterlerse, katı bir sıvı gibi yüzleri kavurup yakan bir suyla yardım edilirler. Ne kötü bir içkidir o ve ne kötü bir destektir. Kehf suresi 29. İşte o inkar edenler onlar için ateşten elbiseler biçilmiştir. Başları üstünden de kaynar su dökülür. Bununla karınları içinde olanlar ve derileri eritilmiş olur. Onlar için demirden kamçılar vardır. Ne zaman oradan sarsıcı üzüntüden çıkmak isterlerse oraya geri çevrilirler ve onlara yakıcı azabı tadın denir. Haç suresi 19-22 Ateş onların yüzlerini yalayarak yakar da onun içinde onlar etleri sıyrılmış olarak sırıtan dişleriyle kalıverirler. Müminin suresi 104 Ateş onları uzak bir yerden gördüğünde onlar bunun gazaplı öfkesini ve uğultusunu işitirler. Elleri boyunlarına bağlı olarak sıkışık bir yerine atıldıkları zaman orada yok oluşu isteyip çağırırlar. Bugün bir yok oluşu isteyip çağırmayın. Birçok kere yok oluşu isteyip çağırın." de ki: "Bu mu daha hayırlı yoksa takva sahiplerine vaad edilen ebedi cennet mi ki onlar için bir mükafat ve son duraktır?" Furkan Suresi 12-15. Dünyada en ufak bir acıya dahi tahammül edemeyen insan bu acı ve ızdırap ortamını samimi bir şekilde düşünürse cehennem azabının Kur'an'da tarif edildiği üzere dünyadaki hiçbir acıyla kıyas kabul etmeyecek derecede dehşetli olduğunu görür. Cehennemde ne azabın sona ermesi ne de ölmek yoktur. Kur'an'da cehennem azabının süresiz olduğunu bildiren ayetlerden bazıları şöyledir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Orada ateşten çıkmak isterler ama ondan çıkacak değiller. Onlar için sürekli bir azap vardır. Maide suresi 32. Hayır, kim bir kötülük işler de günahı kendisini kuşatırsa onlar ateşin halkıdırlar. Orada süresiz kalacaklardır. Bakara suresi 81 cehennemde sürekli olarak büyük bir acı çekileceği, oradan hiçbir şekilde kurtuluşun olmadığı, acıların hiç son bulmayacağı, acıya karşı bir bağışıklık ya da alışkanlık da olmayacağı çok açık bir gerçektir. Bunları vicdanlı ve samimi bir biçimde tefekkür etmek, insanın Allah korkusunu artırarak şuurunun açılmasına, gafletten kurtularak Allah'ın rızasını aramasına vesile olur. Böyle olmakla beraber Allah'tan bir rahmet olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle bir hadisi de vardır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kalbinde zerre miktarı iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır. Ebu Said der ki, kim bu ihbarın ifade ettiği hakikatten şüpheye düşerse şu ayeti okusun. Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz. Nisa suresi 40 Tırmızı sıfat Cehennem 10 2601 Sonsuzluğu kavramak İnsanların bir kısmı sonsuzluk kavramını düşünmek konusunda da genelde tembellik ederler. Sonsuzluğun asla bitmeyecek, sonu gelmeyecek, tükenmeyecek bir zamanı ifade ettiğini gerektiği gibi düşünüp anlamaya çalışmazlar. Sonsuzluğu yalnızca çok uzun yılları, asırları ifade eden bir kavram gibi kabul ederler. Oysa sonsuzluk çok farklı bir kavramdır. Sonsuzluk bir insanın ömrü kadar süre değildir. Birkaç insan nesli kadar bir sürede değildir. Sonsuzluk bir yıl değil, on bin yıl değil, yüz bin yıl değil, milyon veya milyar yıl değil, hatta trilyon yıl da değildir. Sonsuzluk bunların tamamının dışında hiçbir sona ulaşmayan, asla bitip tükenmeyen bir zamanı ifade eder. İşte bu gerçeği düşünen insan, sonsuz yaşamını cehennemde geçirme tehlikesini asla göze alamaz. Dünyada bir an bile dayanamadığı kadar şiddetli azapları, bitip tükenmesi olmayan zamanlar boyunca hissetmeyi tercih edemez. Dolayısıyla sonsuzluğu düşünmek gafil olan insanı uyandırır, kendine getirir ve Allah'ın razı olacağı işler yapma konusunda harekete geçirir. Sonsuz cehennem hayatından korkan imanlı bir insan, aynı zamanda sonsuz cennet nimetleri içinde yaşama imkanı olduğunu da düşünür. Ve dünyadaki kısa süren yaşamı bir an bile sonsuz ahiret hayatına tercih etmez. Cennetin güzelliğini bilmek Cennet, geçici olan dünya hayatında yapılan salih amellerin, Allah'tan korkmanın, Allah'ın rızasını kazanmanın güzel karşılığıdır. Allah Kur'an'da insana bu vaadini şöyle bildirmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İman edip salih amellerde bulunanlar, biz onları altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokacağız. Bu Allah'ın gerçek olan vaadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Nisa suresi 122 Cennette sadece güzel bahçelerin yer aldığını düşünmek son derece yanlış bir bakış açısı olur her şeyden önce insan orada en güzel biçimde yeni bir yaratılışta yaratılmıştır ve sonsuz nimetler içerisindedir. Ayrıca cennet bütün duyguların çok daha keskin olduğu, her şeyden çok fazla zevk alınan bir ortamdır. Dünyada çok kısa süren zevkler orada sonsuzdur. Allah dünyadaki nimetleri bir örnek olarak yaratmıştır. Asılları ise cennettedir. Oradaki nimetlere kavuşunca insan dünyadaki nimetlerle benzerliklerini fark edecektir. Ama artık bu nimetler çok daha mükemmel ve tükenmez bir haldedir. Bunların yanı sıra bedensel kusurların hiçbiri cennette yaratılmaz. Herkes çok güzeldir. Çok güzel bir şekilde yaratılmış olan insanın artık fiziksel yönden eksiklikleri de yoktur. Örneğin terlemez, kötü kokmaz, tuvalet ihtiyacı olmaz, hastalanmaz. Acıktığı ya da vücudunun ihtiyacı olduğu için değil, sadece zevk için yer. Bu nimetler için çalışması gerekmez orada arzuladığı ve aklına hayaline gelmeyecek her tür eğlence, muhteşem bir mimari ve teknoloji, mükemmel ve kusursuz bir düzen vardır. Dünyada eksik olan ve özlemi duyulan bütün hareket ve tavırlar cennette tamdır. Allah'ın emrettiği güzel ahlak orada tam olarak yaşanır. Orada gıybet, iftira, çekişme, küfür, yalan, riya, haset, kibir, sadakatsizlik ve kin yoktur. Selam, esenlik ve Allah'ın rızası vardır.'' Kur'an'da cennetin tarif edildiği ayetlerden bazıları şöyledir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Adın cennetleri, onlarındır. Oraya girerler. Orada altın bileziklerle ve incilerle süslenirler. Ve orada onların elbiseleri ipektendir. Fatır Suresi 33 Gerçek şu ki bugün cennet halkı sevinç ve mutluluk dolu bir meşguliyet içindedirler. Kendileri ve eşleri gölgeliklerde tahtlar üzerinde yaslanmışlardır. Orada taptaze meyveler, Onların ve istek duydukları her şey onlarındır. Çok esirgeyen Rab'den onlara bir de sözlü selam vardır. Yasin suresi 55-58. Nimetlerle donatılmış cennetlerde, birbirlerine karşı tahtlar üzerinde otururlar. Kaynaktan doldurulmuş kadehlerle çevrelerinde dolaşılır. Bembeyaz, içenlere lezzet veren bir içki. Onda ne bir gayle vardır, ne de kendilerinden geçip akılları çelinir. Ve yanlarında bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş iri gözlü kadınlar vardır. Sanki onlar saklı bir yumurta gibi çarpıcı ve pürüzsüz. Safat suresi 43 49. Onların etrafında altın tepsiler ve testilerle dolaşılır. Orada nefislerin arzu ettiği ve gözlerin lezzet aldığı her şey var ve siz orada süresiz kalacaksınız. Zuhruf suresi 71. Ayetlerde de tarif edildiği gibi cennet, insanın hayal bile edemeyeceği güzelliklerin ve nefsin arzu ettiği her şeyin mükemmel bir şekilde yaratıldığı sonsuz esenlik yurdudur. Ancak yine Kur'an'da bildirildiği gibi cennet sadece iman edip salih amellerde bulunanlar için hazırlanmıştır. Bunun açıkça bildirildiği ayetlerden bazıları şöyledir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan içinde ebedi kalacakları cennetlere sokacağız. Onda onlar için tertemiz kılınmış eşler vardır ve onları ne sıcak ne soğuk tam kararında gölgeliğe sokacağız. Nisa suresi 57 İman edip salih amellerde bulunanlar ve Rablerine kalpleri tatmin bulmuş olarak bağlananlar işte bunlar da cennetin halkıdırlar. Onda süresiz kalacaklardır. Haud suresi 23. Kur'an ayetlerindeki cennet tasvirlerini bilip tefekkür etmek gafletin dağılması ve dünya hırsının yok olması açısından son derece etkilidir. Samimi bir şekilde yapılacak ciddi bir tefekkür cennetin dünyadaki hiçbir mükemmellikle kıyaslanmayacağını anlamak için yeterlidir. Bunu anlayan insan cennet arzusu ve özlemiyle orayı hak edebilmek için çalışmaya başlayacak. Kendisini cennetten uzaklaştıracak ve ebediyen mahrum bırakacak olan gaflet halinden ise bütün gücüyle sakınacaktır. Gafletin sonu Gaflet Allah katından gelen tüm uyarılara rağmen bunda ısrar edenleri dehşetli ve tarifi mümkün olmayan ebedi bir azaba doğru hızla sürükler gafil olmakta ısrarcı davranan ve gaflet içinde dünyadan ayrılan insanlar Allah'ın yarattığı imtihan dünyasından sonra ebedi yaşamlarına artık cehennem ehli olarak devam edeceklerdir. Kur'an'da bildirildiği gibi gaflet içindeki insanların göz ve kulakları mühürlenmiş, anlayışları alınmıştır. Algı ve şuur düzeyi olarak hayvan gibidirler. Hatta bu durumu kendi rızalarıyla kabullendikleri için onlardan daha da aşağıdırlar. Allah Kur'an'da bu durumdaki insanları şöyle tarif etmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun cehennem için cinlerden ve insanlardan çok sayıda kişi yarattık, hazırladık. Kalpleri vardır, bununla kavrayıp anlamazlar. Gözleri vardır, bununla görmezler. Kulakları vardır, bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir. Hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olanlardır. Arap suresi 179 Yoksa sen onların çoğunu söz işitir ya da aklını kullanır mı sayıyorsun? Onlar ancak hayvanlar gibidir. Hayır onlar yol bakımından daha şaşkındırlar. Furkan Suresi 44. Hayvanların şuuru yoktur. Az önce okuduğumuz ayetlerden anlaşıldığı gibi gaflet içindeki insanlar da adeta hayvanların şuursuzluğundadır. Bu şuursuzluk nedeniyle kalpleri katılaşmıştır. Gördükleri, işittikleri olaylar, kendilerine yapılan hatırlatmalar, verilen öğütler onları içinde bulundukları durumdan çıkarmaz her ne ile karşılaşırlarsa karşılaşsınlar, düşünüp ibret almazlar. Oysa her insan gerçekleri anlamaktan ve uygulamaktan sorumludur. Ancak gaflette ısrarcı davrandığı takdirde dünyadaki diğer canlı türlerinden daha akılsız bir duruma düşer ve insana insan vasfı kazandıran bütün özelliklerini kaybeder. İnsanlara Allah'ın varlığını kavrayıp ona kulluk etmeleri için verilen algılama, hissetme ve kavrama gibi meziyetlerin gaflette kalmakta ısrarlı ve kararlı olan kimselerin de mühürlendiği Kur'an'da şöyle bildirmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gafil olanlar onların ta kendileridir. Nahl suresi 108. Ayette tarif edilen kişinin algıları tümüyle kapanmıştır. Bu durumdaki gafil insan ciddi bir çaba gösterip Allah'a yönelmediği sürece artık cehennem ehli olmaktan kurtulamaz. Cehennemdeki şuursuzluk ve şaşkınlığı ise daha da fazladır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kim bunda dünyada kör ise o ahirette de kördür ve yol bakımından daha şaşkın bir sapıktır. İsra Suresi 72. Oradaki azabın şiddeti ve dehşeti ise bir ayette şöyle tarif edilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkar. O onların üzerine kilitlenecektir. Kendileri de dikilip yükseltilmiş sütunlarda bağlanacaklardır. Hümeze Suresi 6-9 Gaflet içinde yaşayan, bu durumdan kurtulmak için çaba harcamayan, Kur'an'dan ve Allah'ın rızasından habersiz bir şekilde ölen insanlar cehenneme sürüklenirler. Sonuç Kitap boyunca anlattığımız gibi gaflete kapılanlardan olmak bir insanı helaka sürükleyen ana sebeplerden biridir. Gaflet içindeki insan her şeyin yolunda olduğunu ve toz pembe bir hayat yaşadığını zannedebilir. Her şeyin bilincinde olduğunu ve her şeyi doğru yaptığını düşünmesi bunun en belirgin göstergesidir. Ancak bu gaflet hali ahiret günü Allah'ın huzurunda sona erecektir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun sen bundan gaflet içindeydin. İşte biz de senin üzerindeki örtüyü açıp kaldırdık.'' Artık bugün görüş gücün keskindir. Kaf Suresi 22. Artık insan gaflet halinin hakim olduğu toz pembe dünya hayatında sürekli yüz çevirdiği, inanmamakta direndiği gerçekleri alenen görmeye başlayacaktır. Daha önce kendisine haber verilen ancak hiç dikkate almadığı cehennem azabı ile karşılaşır. O gün yok olmayı ya da dünya hayatına dönüp Allah rızasını kazanacak şekilde yaşamayı ister. Ancak kendisi için ebediyen cehennem halkı arasında olmaktan ve sonsuz bir azaptan başka varılıp karar kılınacak bir yer yoktur. Kur'an'da kıyamet günü ve hiçbir yere kaçış olmadığının bildirildiği ayetler şöyledir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ama göz kamaşıp da kaydığı, ay karardığı, güneş ve ay birleştirildiği zaman, insan o gün kaçış nereye der? Hayır, sığınacak herhangi bir yer yok. O gün sonunda varılıp karar kılınacak yer, mustakar, yalnızca Rabbinin katıdır. Kıyamet Suresi 7-12 İnkar edenlerin büyük bir korku, çaresizlik ve pişmanlık yaşayacağı kıyamet günüyle karşılaşmadan önce her insan kendi durumunu samimi bir şekilde gözden geçirmelidir. Şuur'u kapatarak insanı hayvanlardan aşağı bir canlı türüne dönüştüren gaflet belasına karşı samimi bir kalple Allah'a yönelmek, sürekli Allah'ı anmak ve Rabbimizin gönderdiği kitap olan Kur'an'a ve Peygamber Efendimizin sünnetine tam tabi olmak gerekir gaflette olmadığını ve gaflete düşme ihtimalinin bulunmadığını düşünerek kendini müstani görmek büyük bir hatadır. Çünkü müstaniyet insanın gaflet hastalığına her an yakalanabileceğinin bir göstergesidir. Şeytan hiç durmadan en küçük fırsatı bile değerlendirmekten kaçınmayarak insanı gafletin içine sokmaya ve kendisiyle birlikte cehenneme sürüklemeye çalışmaktadır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İnsanlardan kimi Allah hakkında bilgisi olmaksızın tartışır durur ve her azgın kaypak şeytanın peşine düşer. Ona yazılmıştır. Kim onu veli edinirse şüphesiz o şeytan onu şaşırtıp saptırır ve onu çılgın ateşin azabına yöneltir. Haç suresi 3-4. Gayet açıktır ki gaflet her insanı hiçbir ortam ve şart gözetmeden şeytanın ve nefsin telkinleriyle sarıp kuşatmaya çalışmaktadır. Ancak gaflet yalnızca gaflet içinde kalmak isteyenlerin peşini bırakmaz. Gaflet içinde kalmaya, şeytanın dostu olmaya razı olmayan vicdanlı kimseler için ise kurtuluş yolu her zaman açıktır. Allah gafletten kurtulmanın yollarını Kur'an'da ayrıntılı olarak bildirmiştir. Allah'ı sürekli anmak, O'na yönelmek, O'ndan korkup sakınmak ve her an O'nun rızasını aramak gafleti yok eder. İnsanı üstün bir şuura, akla ve imana kavuşturur. Bu da her ne kadar şeytanın aksini telkin etmeye çalışsa da en güzel, en rahat, en emin ve en kolay yoldur o halde samimi bir biçimde Allah'a yönelip dönen bir kimse hiçbir şey için geç kalmış değildir. Rabbimizin rahmetini umut edebilir. Ayette şöyle buyurulmaktadır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbiniz sizin içinizdekini daha iyi bilir. Eğer siz salih olursanız şüphesiz o da kendisine yönelip dönenleri bağışlayıcıdır. İsra Suresi 25 Darwinizm yani evrim teorisi yaratılış gerçeğini reddetmek amacıyla ortaya atılmış ancak başarılı olamamış bilim dışı bir safsata'dan başka bir şey değildir. Canlılığın cansız maddelerden tesadüfen oluştuğunu iddia eden bu teori evrende ve canlılarda çok açık bir düzen bulunduğunun bilim tarafından ispat edilmesiyle çürümüştür. Böylece Allah'ın tüm evreni ve canlıları yaratmış olduğu gerçeği bilim tarafından da kanıtlanmıştır. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çapında yürütülen propaganda sadece bilimsel gerçeklerin çarpıtılmasına, taraflı yorumlanmasına, bilim görüntüsü altında söylenen yalanlara ve yapılan sahtekarlıklara dayalıdır. Ancak bu propaganda gerçeği gizleyememektedir. Evrim teorisinin bilim tarihindeki en büyük yanılgı olduğu son 20-30 yıldır bilim dünyasında giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden sonra yapılan araştırmalar Darwinist iddiaların tamamen yanlış olduğunu ortaya koymuş ve bu gerçek pek çok bilim adamı tarafından dile getirilmiştir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi farklı alanlardan gelen çok sayıda bilim adamı Darwinizmin geçersizliğini görmekte, canlıların kökenini artık yaratılış gerçeğiyle açıklamaktadırlar. Evrim teorisinin çöküşünü ve yaratılışın delillerini diğer pek çok çalışmamızda bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve almaya devam ediyoruz ancak konuyu taşıdığı büyük önem nedeniyle burada özetlemekte yarar vardır. Darwin'i yıkan zorluklar Evrim teorisi, tarihi, eski Yunan'a kadar uzanan bir öğreti olmasına karşın kapsamlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıldı. Teoriyi bilim dünyasının gündemine sokan en önemli gelişme Charles Darwin'in 1859 yılında yayınlanan Türlerin Kökeni adlı kitabıydı. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farklı canlı türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattığı gerçeğine karşı çıkıyordu. Darwin'e göre tüm türler ortak bir atadan geliyorlardı ve zaman içinde küçük değişmelerle farklılaşmışlardı. Darwin'in teorisi hiçbir somut bilimsel bulguya dayanmıyordu. Kendisinin de kabul ettiği gibi sadece bir mantık yürütmeydi. Hatta Darwin'in kitabındaki Teorinin Zorlukları başlıklı uzun bölümde itiraf ettiği gibi teori pek çok önemli soru karşısında açık veriyordu. Darwin teorisinin önündeki zorlukların gelişen bilim tarafından aşılacağını, yeni bilimsel bulguların teorisini güçlendireceğini umuyordu. Bunu kitabında sık sık belirtmişti. Ancak gelişen bilim Darwin'in umutlarının tam aksine teorinin temel iddialarını birer birer dayanaksız bırakmıştır. Darwinizmin bilim karşısındaki yenilgisi üç temel başlıkta incelenebilir. 1- Teori, hayatın yeryüzünde ilk kez nasıl ortaya çıktığını asla açıklayamamaktadır. 2- Teorinin öne sürdüğü evrim mekanizmalarının gerçekte evrimleştirici bir etkiye sahip olduğunu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yoktur. 3- Fosil kayıtları, evrim teorisinin öngörülenin tam aksine bir tablo ortaya koymaktadır. Bu bölümde bu üç temel başlığı ana hatlarıyla inceleyeceğiz. Aşılamayan ilk basamak hayatın kökeni. Evrim teorisi tüm canlı türlerinin bundan yaklaşık 3.8 milyar yıl önce ilkel dünyada ortaya çıkan tek bir canlı hücreden geldiklerini iddia eder. Tek bir hücrenin nasıl olup da milyonlarca kompleks canlı türünü oluşturduğu ve eğer gerçekten bu tür bir evrim gerçekleşmişse neden bunun izlerinin fosil kayıtlarında bulunmadığı teorinin açıklayamadığı sorunlardandır. Ancak tüm bunlardan önce iddia edilen evrim sürecinin ilk basamağı üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o ilk hücre nasıl ortaya çıkmıştır? Evrim teorisi yaratılışı reddettiği, hiçbir doğaüstü müdahaleyi kabul etmediği için o ilk hücrenin hiçbir tasarım, plan ve düzenleme olmadan doğa kanunları içinde rastlantısal olarak meydana geldiğini iddia eder. Yani teoriye göre cansız madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre çıkarmış olmalıdır. Ancak bu bilinen en temel biyolojik kanunlarına aykırı bir iddiadır. Hayat hayattan gelir. Darwin kitabında hayatın kökeni konusundan hiç söz etmemişti. Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlayışı canlıların çok basit bir yapıya sahip olduklarını varsayıyordu. Orta Çağ'dan beri inanılan spontane jenerasyon adlı teoriye göre cansız maddelerin tesadüfen bir araya gelip canlı bir varlık oluşturabileceklerine inanılıyordu bu dönemde böceklerin yemek artıklarından, farelerin de buğdaydan oluştuğu yaygın bir düşünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler yapılmıştı. Kirli bir paçavranın üzerine biraz buğday konmuş ve biraz beklendiğinde bu karışımdan farelerin oluşacağı sanılmıştı. Etlerin kutlanması da hayatın cansız maddelerden türeyebildiğine bir delil sayılıyordu. Oysa daha sonra anlaşılacaktı ki etlerin üzerindeki kurtlar kendiliklerinden oluşmuyorlar, sineklerin getirip bıraktıkları gözle görülmeyen larvalardan çıkıyorlardı. Darwin'in Türlerin Kökeni aldığı kitabını yazdığı dönemde ise bakterilerin cansız maddeden oluşabildikleri inancı bilim dünyasında yaygın bir kabul görüyordu. Oysa Darwin'in kitabının yayınlanmasından 5 yıl sonra ünlü Fransız biyolog Louis Pasteur evrime temel oluşturan bu inancı kesin olarak çürüttü. Pasteur yaptığı uzun çalışma ve deneyler sonucunda vardığı sonucu şöyle özetlemişti. Cansız maddelerin hayat oluşturabileceği iddiası artık kesin olarak tarihe gömülmüştür. Evrim teorisinin savunucuları Pasteur'un bulgularına karşı uzun süre direndiler. Ancak gelişen bilim canlı hücresinin karmaşık yapısını ortaya çıkardıkça hayatın kendiliğinden oluşabileceği iddiasının geçersizliği daha da açık hale geldi. 20. yüzyıldaki sonuçsuz çabalar 20. yüzyılda hayatın kökeni konusunu ele alan ilk evrimci ünlü Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu yıllarda ortaya attığı bir takım tezlerle canlı hücresinin tesadüfen meydana gelebileceğini ispat etmeye çalıştı. Ancak bu çalışmalar başarısızlıkla sonuçlanacak ve Oparin şu itirafı yapmak zorunda kalacaktı. Maalesef hücrenin kökeni evrim teorisinin tümünü içine alan en karanlık noktayı oluşturmaktadır. Oparin'in yolunu izleyen evrimciler hayatın kökeni konusunu çözüme kavuşturacak deneyler yapmaya çalıştılar. Bu deneylerin en ünlüsü Amerikalı kimyacı Stanley Miller tarafından 1953 yılında düzenlendi. Miller, ilkel dünya atmosferinde olduğunu iddia ettiği gazları bir deney düzeninde birleştirerek bu karışma enerji ekleyerek proteinlerin yapısında kullanılan birkaç organik molekül sentezledi. O yıllarda evrim adına önemli bir aşama gibi tanıtılan bu deneyin geçerli olmadığı ve deneyde kullanılan atmosferin gerçek dünya koşullarından çok farklı olduğu ilerleyen yıllarda ortaya çıkacaktı. Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'ın kendisi de kullandığı atmosfer ortamının gerçekçi olmadığını itiraf etti. Hayatın kökeni sorununu açıklamak için 20. yüzyıl boyunca yürütülen tüm evrimci çabalar hep başarısızlıkla sonuçlandı. San Diego Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeokimyacı Jeffrey Bada, Evrimci Earth dergisinde 1998 yılında yayınlanan bir makalede bu gerçeği şöyle kabul eder. Bugün 20. yüzyılı geride bırakırken hala 20. yüzyıla girdiğimizde sahip olduğumuz en büyük çözülmemiş problemle karşı karşıyayız. Hayat yeryüzünde nasıl başladı? Hayatın kompleks yapısı evrim teorisinin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir açmaza girmesinin başlıca nedeni en basit sanılan canlı yapıların bile inanılmaz derecede karmaşık yapılara sahip olmasıdır. Canlı hücresi insanoğlunun yaptığı bütün teknolojik ürünlerden daha karmaşıktır. Öyle ki bugün dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında bile cansız maddeler bir araya getirilerek canlı bir hücre üretilememektedir bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar asla rastlantılarla açıklanmayacak kadar fazladır. Hücrenin en temel yapı taşı olan proteinlerin rastlantısal olarak sentezlenme ihtimali 500 amino asitlik ortalama bir protein için 10 üzeri 950'de birdir. Ancak matematikte 10 üzeri 50'de birden küçük olasılıklar pratik olarak imkansız sayılır. Hücrenin çekirdeğinde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise inanılmaz bir bilgi bankasıdır. İnsan DNA'sının içerdiği bilginin eğer kağıda dökülmeye kalkılsa 500'er sayfadan oluşan 900 ciltlik bir kütüphane oluşturacağı hesaplanmaktadır. Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vardır. DNA yalnız bir takım özelleşmiş proteinlerin yani enzimlerin yardımıyla eşlenebilir ama bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler doğrultusunda gerçekleşir birbirine bağımlı olduklarından eşlemenin meydana gelebilmesi için ikisinin de aynı anda var olmaları gerekir. Bu ise hayatın kendiliğinden oluştuğu senaryosunu çıkmaza sokar. San Diego, Kaliforniya Üniversitesi'nden ünlü evrimci Profesör Leslie Orgel, Scientific American dergisinin Ekim 1994 tarihli sayısında bu gerçeği şöyle itiraf eder. Son derece kompleks yapılara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin aynı yerde ve aynı zamanda rastlantısal olarak oluşmaları aşırı derecede ihtimal dışıdır. Ama bunların birisi olmadan diğerini elde etmek de mümkün değildir. Dolayısıyla insan yaşamın kimyasal yollarla ortaya çıkmasının asla mümkün olmadığı sonucuna varmak zorunda kalır. Kuşkusuz eğer hayatın doğal etkenlerle ortaya çıkması imkansız ise bu durumda hayatın doğaüstü bir biçimde yaratıldığını kabul etmek gerekir. Bu gerçek en temel amacı yaratılışı reddetmek olan evrim teorisini açıkça geçersiz kılmaktadır. Evrimin hayali mekanizmaları. Darwin'in teorisini geçersiz kılan ikinci büyük nokta, teorinin evrim mekanizmaları olarak öne sürdüğü iki kavramın da gerçekte hiçbir evrimleştirici güce sahip olmadığının anlaşılmış olmasıdır. Darwin, ortaya attığı evrim iddiasını tamamen doğal seleksiyon mekanizmasına bağlamıştı. Bu mekanizmaya verdiği önem kitabının isminde de açıkça anlaşılıyordu. Türlerin kökeni doğal seleksiyon yoluyla. Doğal seleksiyon doğal seçme demektir. Doğadaki yaşam mücadelesi içinde doğal şartlara uygun ve güçlü canlıların hayatta kalacağı düşüncesine dayanır. Örneğin, yırtıcı hayvanlar tarafından tehdit edilen bir geyik sürüsünde daha hızlı koşabilen geyikler hayatta kalacaktır. Böylece geyik sürüsü hızlı ve güçlü bireylerden oluşacaktır. Ama elbette bu mekanizma geyikleri evrimleştirmez. Onları başka bir canlı türüne, örneğin atlara dönüştürmez. Dolayısıyla doğal seleksiyon mekanizması hiçbir evrimleştirici güce sahip değildir. Darwin de bu gerçeğin farkındaydı ve Türlerin Kökeni adlı kitabında faydalı değişiklikler oluşmadığı sürece doğal seleksiyon hiçbir şey yapamaz demek zorunda kalmıştı. Lamarck'ın etkisi. Peki bu faydalı değişiklikler nasıl oluşabilirdi? Darwin kendi döneminin ilkel bilim anlayışı içinde bu soruyu Lamarck'a dayanarak cevaplamaya çalıştı. Darwin'den önce yaşamış olan Fransız biyolog Lamarck'a göre canlılar yaşamları sırasında geçirdikleri fiziksel değişiklikleri sonraki nesle aktarıyorlar. Nesilden nesile biriken bu özellikler sonucunda yeni türler ortaya çıkıyordu. Örneğin Lamarck'a göre zürafalar ceylanlardan türemişlerdi. Yüksek ağaçların yapraklarını yemek için çabalarken nesilden nesile boyunları uzamıştı. Darwin de benzeri örnekler vermiş. Örneğin Türlerin Kökeni adlı kitabında yiyecek bulmak için suya giren bazı ayıların zamanla balinalara dönüştüğünü iddia etmişti. Ama Mendel'in keşfettiği ve 20. yüzyılda gelişen genetik bilimiyle kesinleşen kalıtım kanunları, kazanılmış özelliklerin sonraki nesillere aktarılması efsanesini kesin olarak yıktı. Böylece doğal seleksiyon tek başına ve dolayısıyla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kalmış oluyordu. Neodarwinizm ve mutasyonlar Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'ların sonlarında modern sentetik teoriyi ya da daha yaygın ismiyle neo darwinizmi ortaya attılar. Neodarwinizm doğal seleksiyonun yanına faydalı değişiklik sebebi olarak mutasyonları yani canlıların genlerinde radyasyon gibi dış etkiler ya da kopyalama hataları sonucunda oluşan bozulmaları ekledi. Bugün de hala dünyada evrim adına geçerliliğini koruyan model neodarvinizmdir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canlı türünün bu canlıların kulak, göz, akciğer, kanat gibi sayısız kompleks organlarının mutasyonlara yani genetik bozukluklara dayalı bir süreç sonucunda oluştuğunu iddia eder. Ama teoriyi çaresiz bırakan açık bir bilimsel gerçek vardır. Mutasyonlar canlıları geliştirmezler. Aksine her zaman için canlılara zarar verirler. Bunun nedeni çok basittir. DNA çok kompleks bir düzene sahiptir. Bu molekül üzerinde oluşan herhangi rastgele bir etki ancak zarar verir. Amerikalı genetikçi B.G. Ranganathan bunu şöyle açıklar. Mutasyonlar küçük, rastgele ve zararlıdırlar. Çok ender olarak meydana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik mutasyonların evrimsel bir gelişme meydana getirmeyeceğini gösterir. Zaten yüksek derecede özelleşmiş bir organizmada meydana gelebilecek rastlantısal bir değişim ya etkisiz olacaktır ya da zararlı. Bir kol saatinde meydana gelecek rastgele bir değişim kol saatini geliştirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacaktır. Bir deprem bir şehri geliştirmez, ona yıkım getirir. Nitekim bugüne kadar hiçbir yararlı yani genetik bilgiyi geliştiren mutasyon örneği gözlemlenmedi. Tüm mutasyonların zararlı olduğu görüldü. Anlaşıldı ki evrim teorisinin evrim mekanizması olarak gösterdiği mutasyonlar gerçekte canlıları sadece tahrip eden, sakat bırakan genetik olaylardır. Elbette tahrip edici bir mekanizma evrim mekanizması olamaz. Doğal seleksiyon ise Darwin'in de kabul ettiği gibi tek başına hiçbir şey yapamaz. Bu gerçek bizlere doğada hiçbir evrim mekanizması olmadığını gösterir. Evrim mekanizması olmadığına göre de evrim denen hayali süreç yaşanmış olamaz. Fosil kayıtları Ara formlardan eser yok. Evrim teorisinin iddia ettiği senaryonun yaşanmamış olduğunun en açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır. Evrim teorisine göre bütün canlılar birbirlerinden türemişlerdir. Önceden var olan bir canlı türü zamanla bir diğerine dönüşmüş ve bütün türler bu şekilde ortaya çıkmışlardır. Teoriye göre bu dönüşüm yüz milyonlarca yıl süren uzun bir zaman dilimini kapsamış ve kademe kademe ilerlemiştir. Bu durumda iddia edilen uzun dönüşüm süreci içinde sayısız ara türlerin oluşmuş ve yaşamış olmaları gerekir. Örneğin geçmişte balık özelliklerini taşımalarına rağmen bir yandan da bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı balık, yarı sürüngen canlılar yaşamış olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini taşırken bir yandan da bazı kuş özellikleri kazanmış sürüngen kuşlar ortaya çıkmış olmalıdır. Bunlar bir geçiş sürecinde oldukları için de sakat, eksik, kusurlu canlılar olmalıdır. Evrimciler geçmişte yaşamış olduklarına inandıkları bu teorik yaratıklara ara geçiş formu adını verirler. Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa, bunların sayılarının ve çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir ve bu ucube canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlanması gerekir. Darwin türlerin kökeninde bunu şöyle açıklamıştır: Eğer teorim doğruysa, türleri birbirine bağlayan sayısız ara geçiş çeşitleri mutlaka yaşamış olmalıdır. Bunların yaşamış olduklarının kanıtları da sadece fosil kalıntıları arasında bulunabilir. Darwin'in yıkılan umutları. Ancak 19. yüzyılın ortasından bu yana dünyanın dört bir yanında hummalı fosil araştırmaları yapıldığı halde bu ara geçiş formlarına rastlanmamıştır. Yapılan kazılarda ve araştırmalarda elde edilen bütün bulgular evrimcilerin beklediklerinin aksine canlıların yeryüzünde birdenbire eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya çıktıklarını gösterir. Ünlü İngiliz paleontolog, fosil bilimci Derek Ager bir evrimci olmasına karşın bu gerçeği şöyle itiraf eder. "Sorunumuz şudur. Fosil kayıtlarını detaylı olarak incelediğimizde türler ya da sınıflar seviyesinde olsun sürekli olarak aynı gerçekle karşılaşırız. Kademeli evrimle gelişen değil, aniden yeryüzünde oluşan gruplar görürüz. Yani fosil kayıtlarında tüm canlı türleri aralarında hiçbir geçiş formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya çıkmaktadırlar." Bu Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahası, bu canlı türlerinin yaratıldıklarını gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canlı türünün kendisinden evrimleştiği, hiçbir atası olmadan bir anda ve kusursuz olarak ortaya çıkmasının tek açıklaması o türün yaratılmış olmasıdır. Bu gerçek ünlü evrimci biyolog Douglas Futuyma tarafından da kabul edilir. Yaratılış ve evrim, yaşayan canlıların kökeni hakkında yapılabilecek yegane iki açıklamadır. Canlılar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya çıkmışlardır ya da böyle olmamıştır. Eğer böyle olmadıysa bir değişim süreci sayesinde kendilerinden önce var olan bazı canlı türlerinden evrimleşerek meydana gelmiş olmalıdırlar. Ama eğer eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çıkmışlarsa o halde sonsuz güç sahibi bir akıl tarafından yaratılmış olmaları gerekir. Fosiller ise canlıların yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çıktıklarını gösterir yani türlerin kökeni Darwin'in sandığının aksine evrim değil yaratılıştır. İnsanın evrimi masalı Evrim teorisini savunanların en gündeme getirdikleri konu insanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia bugün yaşayan modern insanın maymunsu bir takım yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5 milyon yıl önce başladığı varsayılan bu süreçte modern insan ile ataları arasında bazı ara formların yaşadığı iddia edilir gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel kategori sayılır. 1. Astropithecus 2. Homo habilis 3. Homo erectus 4. Homo sapiens Evrimciler, insanların sözde ilk maymunsu atalarına güney maymunu anlamına gelen Astropithecus ismini verirler. Bu canlılar gerçekte soyu tükenmiş bir maymun türünden başka bir şey değildir. Lord Solly Zuckerman ve Profesör Charles Oxnard gibi İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nden dünyaca ünlü iki anatomistin Astropithecus örnekleri üzerinde yaptıkları çok geniş kapsamlı çalışmalar bu canlıların sadece soyu tükenmiş bir maymun türüne ait olduklarını ve insanlarla hiçbir benzerlik taşımadıklarını gösterir. Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhasını da homo yani insan olarak sınıflandırırlar. İddiaya göre homo serisindeki canlılar astropitekuslardan daha gelişmişlerdir. Evrimciler bu farklı canlılara ait fosilleri ardı ardına dizerek hayali bir evrim şeması oluştururlar. Bu şema hayalidir. Çünkü gerçekte bu farklı sınıfların arasında evrimsel bir ilişki olduğu asla ispatlanamamıştır. Evrim teorisinin 20. yüzyıldaki en önemli savunucularından biri olan Ernst Mayr, Homo sapiens'e uzanan zincir gerçekte kayıptır diyerek bunu kabul eder. Evrimciler Astropithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens sıralamasını yazarken bu türlerin her birinin bir sonrakinin atası olduğu izlenimini verirler. Oysa paleontologların son bulguları Astropithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünyanın farklı bölgelerinde aynı dönemlerde yaşadıklarını gösterir. Dahası Homo erectus sınıflamasına ait insanların bir bölümü çok modern zamanlara kadar yaşamışlar. Homo sapiens, Neandertalis, ve homo sapiens ile aynı ortamda yan yana bulunmuşlardır. Bu ise elbette bu sınıfların birbirlerinin ataları oldukları iddiasının geçersizliğini ortaya koyar. Harvard Üniversitesi paleontologlarından Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmasına karşın Darwinist teorinin içine girdiği bu çıkmazı şöyle açıklar. Eğer birbiriyle paralel bir biçimde yaşayan üç farklı hominit yani insanımsı çizgisi varsa o halde bizim soy ağacımıza ne oldu? Açıktır ki bunların biri diğerinden gelmiş olamaz. Dahası biri diğeriyle karşılaştırıldığında evrimsel bir gelişme trendi göstermemektedirler. Kısacası medyada ya da ders kitaplarında yer alan hayali bir takım yarı maymun, yarı insan canlıların çizimleriyle yani sırf propaganda yoluyla ayakta tutulmaya çalışılan insanın evrimi senaryosu hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. Bu konuyu uzun yıllar inceleyen Özellikle Astropithecus fosilleri üzerinde 15 yıl araştırma yapan İngiltere'nin en ünlü ve saygın bilim adamlarından Lord Soli Zuckerman bir evrenci olmasına rağmen ortada maymunsun canlılardan insana uzanan gerçek bir soy ağacı olmadığı sonucuna varmıştır. Zuckerman bir de ilginç bir bilim skalası yapmıştır. Bilimsel olarak kabul ettiği bilgi dallarından bilim dışı olarak kabul ettiği bilgi dallarına kadar bir yelpaze oluşturmuştur. Zuckerman'ın bu tablosuna göre en bilimsel yani somut verilere dayanan bilgi dalları kimya ve fiziktir. Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri sonra da sosyal bilimler gelir. Yelpazenin en ucunda yani en bilim dışı sayılan kısımda ise Zuckerman'a göre telepati, altıncı is gibi duyum ötesi algılama kavramları ve bir de insanın evrimi vardır. Zuckerman yelpazenin bu ucunu şöyle açıklar. Objektif gerçekliğin alanından çıkıp da Biyolojik bilim olarak varsayılan bu alanlara, yani duyum ötesi algılamaya ve insanın fosil tarihinin yorumlanmasına girdiğimizde, evrim teorisine inanan bir kimse için her şeyin mümkün olduğunu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerin çelişkili bazı yargıları aynı anda kabul etmeleri bile mümkündür. İşte insanın evrimi masalı da teorilerine körü körüne inanan bir takım insanların buldukları bazı fosilleri ön yargılı bir biçimde yorumlamalarından ibarettir. Darwin formülü. Şimdiye kadar ele aldığımız tüm teknik delillerin yanında isterseniz evrimcilerin nasıl saçma bir inanışa sahip olduklarını bir de çocukların bile anlayabileceği kadar açık bir örnekle özetleyelim. Evrim teorisi canlılığın tesadüfen oluştuğunu iddia eder. Dolayısıyla bu iddiaya göre cansız ve şuursuz atomlar bir araya gelerek önce hücreyi oluşturmuşlardır ve sonrasında aynı atomlar bir şekilde diğer canlıları ve insanı meydana getirmişlerdir. Şimdi düşünelim. Canlılığın yapı taşı olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri bir araya getirdiğimizde bir yığın oluşur. Bu atom yığını hangi işlemden geçirilirse geçirilsin tek bir canlı oluşturamaz. İsterseniz bu konuda bir deney tasarlayalım ve evrimcilerin aslında savundukları ama yüksek sese de getiremedikleri iddiayı onlar adına Darwin formülü adıyla inceleyelim. Evrimciler çok sayıda büyük varilin içine canlılığın yapısında bulunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden bol miktarda koysunlar. Hatta normal şartlarda bulunmayan ancak bu karışımın içinde bulunmasını gerekli gördükleri malzemeleri de bu varillere eklesinler. Karışımların içine istedikleri kadar amonyasit, istedikleri kadar da protein doldursunlar. Bu karışımlara istedikleri oranda ısı ve nem versinler. Bunları istedikleri gelişmiş cihazlarla karıştırsınlar. Varillerin başına da dünyanın önde gelen bilim adamlarını koysunlar. Bu uzmanlar babadan oğula, kuşaktan kuşağa aktararak nöbetleşe milyarlarca hatta trilyonlarca sene sürekli varillerin başında beklesinler. Bir canlının oluşması için hangi şartların var olması gerektiğine inanılıyorsa hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar o varillerden kesinlikle bir canlı çıkartamazlar zürafaları, aslanları, arıları, kanaryaları, bülbülleri, papağanları, atları, yunusları, gülleri, orkideleri, zambakları, karanfilleri, muzları, portakalları, elmaları, hurmaları, domatesleri, kavunları, karpuzları, incirleri, zeytinleri, üzümleri, şeftalileri, tavus kuşlarını, sülünleri, renk renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canlı türünden hiçbirini oluşturamazlar. Değil burada birkaçını saydığımız bu canlı varlıkları bunların tek bir hücresini bile elde edemezler. Kısacası bilinçsiz atomlar bir araya gelerek hücreyi oluşturamazlar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp sonra ard arda başka kararlar alıp elektron mikroskobunu bulan sonra kendi hücre yapısını bu mikroskop altında izleyen profesörleri oluşturamazlar. Madde ancak Allah'ın üstün yaratmasıyla hayat bulur. Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise akla tamamen aykırı bir safsatadır. Evrimcilerin ortaya attığı iddialar üzerinde biraz bile düşünmek, az önceki örnekte olduğu gibi bu gerçeği açıkça gösterir. Göz ve kulaktaki teknoloji Evrim teorisinin kesinlikle açıklama getiremeyeceği bir diğer konu ise göz ve kulaktaki üstün algılama kalitesidir. Gözle ilgili konuya geçmeden önce nasıl görürüz sorusuna kısaca cevap verelim. Bir cisimden gelen ışınlar gözde retinaya ters olarak düşer. Bu ışınlar buradaki hücreler tarafından elektrik sinyallerine dönüştürülür ve beynin arka kısmındaki görme merkezi denilen küçücük bir noktaya ulaşır. Bu elektrik sinyalleri bir dizi işlemden sonra beyindeki bu merkezde görüntü olarak algılanır. Bu bilgiden sonra şimdi düşünelim. Beyin ışığa kapalıdır. Yani beynin içi kap karanlıktır. Işık beynin bulunduğu yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranlık, ışığın asla ulaşamadığı, belki de hiç karşılaşmadığınız kadar karanlık bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karanlıkta ışıklı, pırıl pırıl bir dünyayı seyretmektesiniz. Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki, 21. yüzyıl teknolojisi bile her türlü imkana rağmen bu netliği sağlayamamıştır. Örneğin şu anda okuduğunuz kitaba, kitabı tutan ellerinize bakın. Sonra başınızı kaldırın ve çevrenize bakın. Şu anda gördüğünüz netlik ve kalitedeki bu görüntüyü başka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü size dünyanın bir numaralı televizyon şirketinin ürettiği en gelişmiş televizyon ekranı dahi veremez. Yüzyıldır binlerce mühendis bu netliğe ulaşmaya çalışmaktadır. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, araştırmalar yapılmakta, planlar ve tasarımlar geliştirilmektedir. Yine bir TV ekranına bakın. Bir de şu anda elinizde tuttuğunuz bu kitaba arada büyük bir netlik ve kalite farkı olduğunu göreceksiniz. Üstelik TV ekranı size iki boyutlu bir görüntü gösterir. Oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz. Uzun yıllardır on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gözün görme kalitesine ulaşmaya çalışmaktadır. Evet, üç boyutlu bir televizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu görmek mümkün değildi. Kaldı ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bulanık, ön taraf ise kağıttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördüğü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluşmaz. Kamerada da, televizyonda da mutlaka görüntü kaybı meydana gelir. İşte evrimciler bu kaliteli ve net görüntüyü oluşturan mekanizmanın tesadüfen oluştuğunu iddia ederler. Şimdi biri size, odanızda duran televizyon tesadüfler sonucunda oluştu, atomlar bir araya geldi ve bu görüntü oluşturan aleti meydana getirdi dese ne düşünürsünüz? binlerce kişinin bir araya gelip yapamadığını şuursuz atomlar nasıl yapsın? Gözün gördüğünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluşturan alet tesadüfen oluşamıyorsa gözün ve gözün gördüğü görüntünün de tesadüfen oluşamayacağı çok açıktır. Aynı durum kulak içinde geçerlidir. Dış kulak çevredeki sesleri kulak kepçesi vasıtasıyla toplayıp orta kulağa iletir. Orta kulak aldığı ses titreşimlerini güçlendirerek iç kulağa aktarır. İç kulak da bu titreşimleri elektrik sinyallerine dönüştürerek beyne gönderir. Aynen görmede olduğu gibi duyma işlemi de beyindeki duyma merkezinde gerçekleşir. Gözdeki durum kulak içinde geçerlidir. Yani beyin ışık gibi sese de kapalıdır, ses giremez. Dolayısıyla dışarısı ne kadar gürültülü de olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna rağmen en net sesler beyinde algılanır. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestranın senfonilerini dinlersiniz. Kalabalık bir ortamın tüm gürültüsünü duyarsınız. Ama o anda hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizliğin hakim olduğu görülecektir. Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nasıl kullanılıyorsa, ses içinde aynı çabalar onlarca yıldır sürdürülmektedir. Ses kayıt cihazları, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi algılayan müzik sistemleri bu çalışmalardan bazılarıdır. Ancak tüm teknolojiye bu teknolojide çalışan binlerce mühendise ve uzmana rağmen kulağın oluşturduğu netlik ve kalitede bir sese ulaşılamamıştır. En büyük müzik sistemi şirketinin ürettiği en kaliteli müzik setini düşünün. Sesi kaydettiğinde mutlaka sesin bir kısmı kaybolur veya az da olsa mutlaka parazit oluşur. Veya müzik setini açtığınızda daha müzik başlamadan bir cızırtı mutlaka duyarsınız. Ancak insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net ve kusursuzdur bir insan kulağı hiçbir zaman müzik setinde olduğu gibi cızırtılı veya parazitli algılamaz. Ses neyse tam ve net bir biçimde onu algılar. Bu durum insan yaratıldığı günden bu yana böyledir. Şimdiye kadar insanoğlunun yaptığı hiçbir görüntü ve ses cihazı, göz ve kulak kadar hassas ve başarılı birer algılayıcı olmamıştır. Ancak görme ve işitme olayında tüm bunların ötesinde çok büyük bir gerçek daha vardır.'' Beynin içinde gören ve duyan şuur kime aittir? Beynin içinde ışıl ışıl renkli bir dünyayı sereden, senfonileri, kuşların cıvıltılarını dinleyen, gülü koklayan kimdir? İnsanın gözlerinden, kulaklarından, burnundan gelen uyarılar elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitaplarında bu görüntünün beyinde nasıl oluştuğuna dair birçok detay okursunuz. Ancak bu konu hakkındaki en önemli gerçeğe hiçbir yerde rastlayamazsınız beyinde bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his olarak algılayan kimdir? Beynin içinde göze, kulağa, buruna ihtiyaç duymadan tüm bunları algılayan bir şuur bulunmaktadır. Bu şuur kime aittir? Elbette bu şuur beyni oluşturan sinirler, yağ tabakası ve sinir hücrelerine ait değildir. İşte bu yüzden her şeyin maddeden ibaret olduğunu zanneden Darwinist materyalistler bu sorulara hiçbir cevap verememektedirler. Çünkü bu şuur Allah'ın yaratmış olduğu ruhtur. Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için kulağa ihtiyaç duymaz. Bunların da ötesinde düşünmek için beyne ihtiyaç duymaz. Bu açık ve ilmi gerçeği okuyan her insanın beynin içindeki birkaç santimetre küplük, kapkaranlık mekana tüm kainatı üç boyutlu, renkli, gölgeli ve ışıklı olarak sığdıran Yüce Allah'ı düşünüp ondan korkup ona sığınması gerekir. Materyalist bir inanç Buraya kadar incelediklerimiz evrim teorisinin bilimsel bulgularla açıkça çelişen bir iddia olduğunu gösterir. Teorinin hayatın kökeni hakkındaki iddiası bilime aykırıdır. Öne sürdüğü evrim mekanizmalarının hiçbir evrimleştirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdiği ara formların yaşamadıklarını gösterir. Bu durumda elbette evrim teorisinin bilime aykırı bir düşünce olarak bir kenara atılması gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek çok düşünce bilimin gündeminden çıkarılmıştır. Ama evrim teorisi ısrarla bilimin gündeminde tutulur. Hatta bazı insanlar teorinin eleştirilmesini bilime saldırı olarak göstermeye bile çalışmaktadırlar. Peki neden? Bu durumun nedeni evrim teorisinin bazı çevreler için kendisinden asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inanç oluşudur. Bu çevreler materyalist felsefeye körü körüne bağlıdırlar ve Darwinizm de doğaya getirilebilecek yegane materyalist açıklama olduğu için benimsemektedirler. Bazen bunu açıkça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü bir genetikçi ve aynı zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard Lewontin, önce materyalist, sonra bilim adamı olduğunu şöyle itiraf eder: "Bizim materyalizme bir inancımız var. A priori, yani önceden kabul edilmiş, doğru varsayılmış bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan şey bilimin yöntemleri ve kuralları değil." aksine materyalizme olan a priori bağlılığımız nedeniyle dünyaya materyalist bir açıklama getiren araştırma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz. Materyalizm mutlak doğru olduğuna göre de ilahi bir açıklamanın sahneye girmesine izin veremeyiz. Bu sözler Darwinizmin materyalist felsefeye bağlılık uğruna yaşatılan bir dogma olduğunu açıkça ifade eder. Bu dogma maddeden başka hiçbir varlık olmadığını varsayar bu nedenle de cansız, bilinçsiz maddenin hayatı yarattığına inanır. Milyonlarca farklı canlı türünün, örneğin kuşların, balıkların, zürafaların, kaplanların, böceklerin, ağaçların, çiçeklerin, balinaların ve insanların maddenin kendi içindeki etkileşimlerle yani yağan yağmurla, çakan şimşekle cansız maddenin içinden oluştuğunu kabul eder. Gerçekte ise bu hem akla hem de bilime aykırı bir kabuldür. Ama Darwinistler kendi deyimleriyle ilahi bir açıklamanın sahneye girmemesi için bu kabulü savunmaya devam etmektedirler. Canlıların kökenine materyalist bir ön yargıyla bakmayan insanlar ise şu açık gerçeği göreceklerdir. Tüm canlılar üstün bir güç, bilgi ve akla sahip bir yaratıcının eseridirler. Yaratıcı tüm evreni yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıları yaratıp şekillendiren Allah'tır evrim teorisi dünya tarihinin en etkili büyüsüdür. Burada şunu da belirtmek gerekir ki ön yargısız, hiçbir ideolojinin etkisi altında kalmadan sadece aklını ve mantığını kullanan her insan, bilim ve medeniyetten uzak toplumların hurafelerini andıran evrim teorisinin inanılması imkansız bir iddia olduğunu kolaylıkla anlar. Az önce de belirtildiği gibi evrim teorisine inananlar büyük bir valilin içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve bunların karışımından zaman içinde düşünen, akleden, buluşlar yapan profesörlerin, üniversite öğrencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlarının, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçıların, bunun yanı sıra ceylanların, limon ağaçlarının, karanfillerin çıkacağına inanmaktadırlar. Üstelik bu saçma iddiaya inananlar bilim adamları, profesörler, kültürlü, eğitimli insanlardır. Bu nedenle evrim teorisi için dünya tarihinin en büyük, ve en etkili büyüsü ifadesini kullanmak yerinde olacaktır. Çünkü dünya tarihinde insanların bu derece aklını başından alan, akıl ve mantıkla düşünmelerine imkan tanımayan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok açık olan gerçekleri görmelerine engel olan bir başka inanç veya iddia daha yoktur. Bu Afrikalı bazı kabilelerin totemlere, Sebe halkının güneşe tapmasından, Hz. İbrahim'in kavminin elleriyle yaptıkları putlara Hz. Musa'nın kavminin altından yaptıkları buzaya tapmalarından çok daha vahim ve akıl almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum Allah'ın Kur'an'da işaret ettiği bir akılsızlıktır. Allah bu insanların anlayışlarının kapanacağını ve gerçekleri görmekten aciz duruma düşeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden bazıları şöyledir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz inkar edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için fark etmez. İnanmazlar. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinin üzerinde perdeler vardır ve büyük azap onlaradır. Bakara suresi 6-7 Kalpleri vardır bununla kavrayıp anlamazlar. Gözleri vardır bununla görmezler. Kulakları vardır bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir. Hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olanlardır. Araf suresi 179 Allah Hicr suresinde ise bu insanların mucizeler görseler bile inanmayacak kadar büyülendiklerini şöyle bildirmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, oradan yukarı yükselseler de mutlaka gözlerimiz döndürüldü. Belki biz büyülenmiş bir topluluğuz diyeceklerdir. Hicr suresi 14 15 bu kadar geniş bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olması, insanların gerçeklerden bu kadar uzak tutulmaları ve 150 yıldır bu büyünün bozulmaması ise kelimelerle anlatılamayacak kadar hayret verici bir durumdur. Çünkü bir veya birkaç insanın imkansız senaryolara saçmalık ve mantıksızlıklarla dolu bu iddialara inanmaları anlaşılabilir. Ancak dünyanın dört bir yanındaki insanların, şuursuz ve cansız atomların ani bir kararla bir araya gelip, olağanüstü bir organizasyon, disiplin, akıl ve şuur gösterip, kusursuz bir sistemle işleyen evreni, canlılık için uygun olan her türlü özelliğe sahip olan dünya gezegenini ve sayısız kompleks sistemle donatılmış canlıları meydana getirdiğine inanmasının, büyüden başka bir açıklaması yoktur. Nitekim Allah Kur'an'da inkarcı felsefenin savunucusu olan bazı kimselerin yaptıkları büyülerle insanları etkilediklerini Hz. Musa ve Firavun arasında geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa Firavun'a hak dini anlattığında Firavun Hz. Musa'ya kendi bilgin büyücüleriyle insanların toplandığı bir yerde karşılaşmasını söyler. Hz. Musa büyücülerle karşılaştığında büyücülere önce onların maharetlerini sergilemelerini emreder. Bu olayın anlatıldığı ayet şöyledir: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Musa siz atın dedi. Asalarını atı verince insanların gözlerini büyüleyi verdiler. Onları dehşete düşürdüler ve ortaya büyük bir sihir getirmiş oldular. Arap suresi 116. Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları aldatmacalarla Hz. Musa ve ona inananlar dışında insanların hepsini büyüleyi vermişlerdir. Ancak onların attıklarına karşılık Hz. Musa'nın ortaya koyduğu delil onların bu büyüsünü ayetteki ifadeyle uydurduklarını yutmuş yani etkisiz kılmıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Biz de Musa'ya asanı fırlatıver diye vahyettik. O da fırlatı verince bir de baktılar ki o bütün uydurduklarını derleyip toparlayıp yutuyor. Böylece hak yerini buldu. Onların bütün yapmakta oldukları geçersiz kaldı. Orada yenilmiş oldular ve küçük düşmüşler olarak ters yüz çevrildiler. Araf suresi 117-119 ayetlerde de bildirildiği gibi daha önce insanları büyüleyerek etkileyen bu kişilerin yaptıklarının bir sahtekarlık olduğunun anlaşılması ile söz konusu insanlar küçük düşmüşlerdir. Günümüzde de bir büyünün etkisiyle bilimsellik kılıfı altında son derece saçma iddialara inanan ve bunları savunmaya hayatlarını adayanlar eğer bu iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlamıyla açığa çıktığında ve büyü bozulduğunda küçük duruma düşeceklerdir. Nitekim yaklaşık 60 yaşına kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yakın gelecekte düşeceği durumu şöyle açıklar. Ben kendim evrim teorisinin özellikle uygulandığı alanlarda geleceğin tarih kitaplarındaki en büyük espri malzemelerinden biri olacağına ikna oldum. Gelecek kuşak bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inanılmaz bir saflıkla kabul edilmesini hayretle karşılayacaktır. Bu gelecek uzakta değildir. Aksine çok yakın bir gelecekte insanlar tesadüflerin ilah olamayacaklarını anlayacaklar ve evrim teorisi dünya tarihinin en büyük aldatmacası ve en şiddetli büyüsü olarak tanımlanacaktır. Bu şiddetli büyü büyük bir hızla dünyanın dört bir yanında insanların üzerinden kalkmaya başlamıştır. Evrim aldatmacasının sırrını öğrenen birçok insan bu aldatmacaya nasıl kandığını hayret ve şaşkınlıkla düşünmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Dediler ki sen yücesin. Bizi öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten sen her şeyi bilen hüküm ve hikmet sahibi olansın. Bakara suresi 32